Evet, Allah'ın selamı ve bizim üzerine olsun. Cümlemiz hoş geldiniz. Daha evvel de ilan edildiği gibi kısmet olur ise bir süre Kur'an'daki İslam başlığı altında anladığımız, bildiğimiz, birikimimiz olan şeylerden hülasa, yani özel vermeye çalışacağız. İslam, hepinizin bildiği gibi lügat anlamı olduğu olan, diğer yandan lügat anlamından hareketle ıstılah manası, yani terim anlamı da kazanmış bir kelimedir. Lügatlarda İslam, herhangi bir şeye teslim olma, bir taraf askerinin diğer taraf askerine teslim olmasından, insanın hevasına teslim olmasına, çıkarına teslim olmasına, bir başkasına teslim olmasına kadar, şehvetine teslim olması da dahil, her türlü teslim olmayı içeren bir kelime anlamı bulunan kelimedir. Lakin din anlamında İslam denildiğinde ise mutlaka ve mutlaka bir tek anlamı vardır. O anlamda vahye teslim olmaya İslam denilir. Diğer bir deyimle el-İslam, yani din olarak İslam eşittir vahye teslim olmaktır. Müslümanım diyenler bu eylemi yapanlar anlamına geliyor. Yani Müslüman ismi fail olarak İslam işlemini, işlevini, işini gören, o işin faili manasına kullanılan bir kelime. Yani teslim olan, neye? Hevasına teslim olan kişi için hevasının Müslümanı. Yani hevasına teslim olma eylemini yapan anlamına gelen kelime manasını kazanırken, vahye teslim olan kimse için de Allah'ın isimlendirdiği şekliyle Müslüman, din anlamında İslam'ı kabul etmiş, onu itikat ve ameller, davranışlar bütünü olarak algılamış, düşünce ve davranışlar bütünü olarak almış, kabullenmiş kişi manasına gelir. Bu manasından hareketle de yine aynı kitabın içinde, yani Kur'an'ın içinde Allah kendilerine ilk vahiy gönderdiği elçilerine dedirtiyor ki, deyin ki biz ilk teslim olanız, yani ilk Müslüman biziz. Bize gönderilen vahyi ilk kabullenen, onun hükümlerinin doğruluğunu kabullenen, onu ahlak edinmek üzere baş tacı eden biziz. Diğer insanları da kendisiyle gönderilen vahye çağıran bu elçiler, diğer insanlara da biz vahye teslim olduk, sizi de teslim olduğumuz şeye teslim olmaya çağırıyoruz. Yani sizlerin de vahye teslim olmasını istiyor, bu davette bulunuyoruz. Yoksa bize teslim olmaya çağırıyoruz demiyor hiçbir elçi. Nitekim siz gerçekten Allah'a teslim olmuşsanız, ona teslim olmak en yüce şeyse, o takdirde siz başkalarını kendinize çağıramaz, kendinize teslim olmaya çağrıda bulunamazsınız. Çünkü çok düşüklük olur birinci yüksekliğin yanında. Sizin teslim olduğunuz şey veya yer veya makam size şeref vermiş, İzzetinizi oradan almışsanız, çağrılılarınızın hepsini de aynı yerden izzetlenmesini istiyor olmanız gerekir ki tutarlı olasınız. Yoksa tutarlılığınız söz konusu olmaz. Siz Allah'a teslim olacaksınız, diğer insanların da kendinize teslim olmasını isteyeceksiniz. Bu çelişkili bir durumdur, kabullenilmezdir zaten. O sebeple de hiçbir peygamber diğer insanları çağırırken kendilerine teslim olmaya çağırmamışlar. Kendilerinin teslim olduğu vahye, o vahyin sahibi, eşi ve ortağı bulunmayan, ol deyince olduran, küllü şeyin kadir olan Allah'a teslim olmaya çağırmışlardır. Müslümanım diyenler, ta ilk kendisine vahyedilen insandan bu yana, eğer şayet bu espriyi korusaydılar teslimiyetlerinde, yani vahye teslim olmanın dışında teslim olduklarına başka şeyleri de karıştırmasa idiler, ne şirke girerler ne de amelleri Allah katında çevrilen ameller olurdu. Ama ne yazık ki tevhid dinine giren insanlar bir süre sonra o tevhid dinini teşrik dini, şirk dini haline sokmuşlardır. Örneğin İsa aleyhisselam da hepimizin bildiği gibi tevhid dininin bir peygamberi olmasına rağmen
kendisine gelenleri insanlara tebliğ etmesine rağmen o dine inanmayan Romalılar o dine inananları arenalarda arslanlara parçalatırken, bu şekilde zarar verirken, onun getirdiği dine inananların aradan bir asır geçmeden İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu yapmak suretiyle tevhid dinini boyuna kadar şirkin içine soktuklarını görüyoruz. Bu ve benzeri örnekleri her peygamberin döneminden son peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanından da örneklendirmek mümkün. Bu sebeple ve özetle ben diyorum ki acizane kanaatın ayarını mani efradını cami bir anlam taşısın için de özenle söylemek istiyorum. Tevhid dini kendisine inananlardan gördüğü zararı asla onun inanmayanlarından görmedi. Tevhid dinine şirki inanmayanlar sokamadı ama inananları boyuna kadar şirke soktular. O bakımdan İslam'ı Allah inananlarının şerrinden korusun inanmayanlarıyla o 50 kere değil 150 kere de baş edebilecek güçtedir diye ifadelendirmeye çalışıyorum. Müslümanım diyen insanlar gerçekten Müslüman iseler, gerçekten vahye teslim olmuşlarsa o takdirde yatıp kalkıp, oturup kalkıp, konuşup susup her hallerinde mutlak surette o vahyin içinde toplandığı kitabı yani Rablerinin kendilerine gönderdiği mesajın derlendiği kitabı yani Kur'an-ı Kerim'i okumalı, tekrar tekrar okumalı, anlamaya çalışmalı. Orada Rableri olan Allah'ı nasıl bilmeleri gerektiğini kavramalı ve onun bildirdiği gibi Rableri Allah'ı bilmeye çalışmalı. Onun arzu ettiği ve razı olacağını ilan ettiği gibi ona inanmalı ve onu ne aşırtmalı, dışına taşırmalı ne de onun bildirdiğinden eksik şekilde inanmalı. Bu itibarla akidesini Müslümanım diyenlerin Kur'an-ı Kerim'in belirlediği gibi amellerini de Kur'an belirleyecektir, belirlemelidir. Çünkü hayatı kapsayan, hiçbir şeyini dışında bırakmayan İslam, dünya görüşü ve bu dünya görüşüne dayalı düzenden, insanlar arası nizamdan meydana gelir. İslam'ın kuralları insanın kendisiyle barışıklığını sağlayan kurallar olduğu gibi en yakınından, aile efradından, akrabalarından, komşularından, toplumdan ve giderek devletten ve nihai olarak da Allah'tan razı olmasını sağlayacak sonuca götüren süreci temin eden bir kurallar bütünüdür. Allah İslam'ı insanlara kendileriyle geçinebilsinler için, başkalarıyla geçinebilsinler için, toplumla barışık olsunlar için, devletle barışık olsunlar ve nihai olarak da Rableri olan Allah'la barışık olsunlar için bütün bu barışıklık zincirini sağlamak için göndermiştir. O İslam'ı gerçekten gereği gibi algılayan, Kur'an'daki vahye dayalı İslam'ı gerçeğine uygun olarak algılayan ve ahlak edinen kimseler cidden kendileriyle de barışık olmuşlar, çevreleriyle de barışık olmuşlar, toplumla da barışık olmuşlar, Allah'la da barışık olmuşlar. Yani diğer bir ifadeyle kendilerinden razı olmuşlar, toplumdan razı olmuşlar, Allah'tan da razı olmuşlardır ki Allah da onlardan razı olmuştur. İşte bütün böylesine iki cihanda izzet sahibi olmasını istediği kullarının nasıl izzetli olacaklarıyla ilgili kuralları kendilerine vahiyle gönderen Allah, o vahyin gereğini yerine getirenlerin ancak onun tadını alabileceklerini, o izzetten nasiptar olabileceklerini açıklıkla belirtiyor. Başka türlüsü de mümkün olamazdı. Akidevi açıdan Kur'an'daki İslam'da malumumuz o ki Allah-u Teala pek net bir şekilde belirtiyor ki Allah en çok kendisine şirk koşulmasından kendisinin herhangi bir hususta gerek zatı gerek sıfatları itibariyle ortağı bulunmasından ya da kendisine ortak edinilmesinden rahatsız olmakta, bundan gazaplanmakta, bundan razı olmamaktadır. O zaman tevhidin korunmasıdır asıl olan demek hiç de yanlış olmaz. Zira
tevhide riayet etmeyenin neye riayet ederse etsin, Allah katında hiçbir hükmünün olmadığı ya da olmayacağı da yine Kur'an'ın hükümleri cümlesindendir. Tevhid akidesi çok hassas bir akidedir. Allah'ı tevhid, Allah'ı zatı ve sıfatları itibariyle tek bilmektir. Allah'ın zatı itibariyle tek bilinmesi demek, onun gibi ikinci bir varlığın, ikinci bir zatın bulunmadığından emin olmak demektir. Onun sıfatlarını yalnızca ona ait bilmek ise, onun sıfatlarının hiçbirini, onun dışında hiçbir kimse veya hiçbir şeyde görmemek demektir. Örneğin, Allah diyor ki, ben rızka kefilim. Yani yarattıklarımın tümünün rızkını da ben yarattım ve yaratırım. Bu konuda benim ortağım, yardımcım var demiyor. Demediği gibi bu şekilde anlaşılmaya meydan bırakmayacak kesinlikle de kendi üzerine aldığını, kendinin rızka kefil olduğunu söylüyor. Rızka alallah, rızık Allah üzerinedir ifadesi bu. Yani Allah'tan başka da hiç kimsenin üzerine değildir demek. O tekeffül etmiş. Allah örneğin bu konuda böyle buyuruyorken, onun kulları çıkar da müridin rızkı mürşidinin üzerinedir derse ki birçok tasavvuf kitabında yazdığı için aynen naklediyorum, nakletme gereği duyuyorum. Bu şekilde inanan insan hala tevhide inandığını, tevhidi koruduğunu söylüyorsa avucunu yalar. Kur'an'la açık açık çelişiyor demektir. Allah-u Teala ecelin ne bir an öne alınacağından ne de bir an geriye tehir edilmeyeceğinden bahsediyor. Kesinlikle insanın başına ne gelecekse Allah'tan, onun Allah'ın takdir ettiği zamanda, Allah'ın takdir ettiği mekanda geleceğinden, bir dirhem azaltılmış olarak olmadığı gibi çoğaltılmış olarak da gelmeyeceğinden bahsediyor. Nitekim bu gerçekten hareketle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bütün insanlar sizin için bir şey yapmaya çalışsa, mesela sizi nimetlere gark etmek için ittifak etseler, fiilleri de fikirleri de bu noktada odaklansa, Allah-u Teala sizin için ne takdir etmişse size yalnızca o isabet eder. Ne fazlası ne de biraz azı asla değil diyor. Gerçekten ayetin işaret ettiği gerçeği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi diliyle anlatmaya çalışıyor. Mesela bu konuda ben şuna şöyle dersem o bana nazar eder, işte benim bir tarafım felç olur. Yahut işte o şöyle yaparsa senin oraya gitmeni engeller, işte yolda kaza geçirirsin, edemezsin, varamazsın, gidemezsin şeklinde. Allah'ın dışında herhangi birinin de insanın kaderi, insanın başına geleceği şeyler üzerinde etkili olduğuna inanan insanın hala tevhid akidesi üzerinde bulunduğunu söyleyebilmek asla mümkün olmaz. Allah-u Teala sık sık Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah ya eyyühellezine amenu ve aminus salihat ifadesini bir klişe gibi, yani birçok ayetin baş kısmında kullanıyor. Ey iman edenler ve salih amel sahipleri. İman edenler sözü Müslümanlar arasında çok tedavül eden bir söz olduğu halde, mümin sözü, ben iman ediyorum sözü çok geçen, kullanılan bir söz olduğu halde, anlamı üzerinde maalesef benim şahidem o ki pek az durulan sözlerden, Kelamullah'tan da birisi olmuş, ola gelmiştir. Arapça iman etmek, amenu, iman edenler, emin olanlar manasına geliyor Türkçe'de. Emin kelimesi de aslen Arapçadır ama öylesine Türkçeleşmiş, anlıyoruz. Yani emin olan ne demek? Kuşkusu kalmayan, hiçbir endişesi, tereddüdü bulunmayan, kesin kes 50 kere sağlamasını yapmış, hepsinde sağlam çıkmış demek. Ey emin olanlar ve salih amel sahipleri, tercüme edelim. Yani X'in yerini yerine değerlerini koyarak anlamaya çalışalım. Nelerden emin olanlar? İki nokta üst üste koyup bir parantez açalım. Allah'tan başka ilah bulunmadığından emin olanlar, virgül, Muhammed'in onun kulu ve son elçisi olduğundan emin olanlar, virgül, öldükten sonra diriltileceğinden emin olanlar, virgül,
diriltildikten sonra hesaba çekileceğinden emin olanlar, virgül, daha önce de kitaplar ve elçiler gönderildiğinden emin olanlar, virgül, cennet ve cehennemin varlığından emin olanlar, virgül, rızkın Allah'ın üzerine olduğundan emin olanlar, eceli yalnızca Allah'ın belirlediğinden emin olanlar, virgül, ve ila ahir, yani itikada taalluk eden, Allah'la kul arasında yapılan sözleşmeye biz itikat diyoruz. İtikat akade kökünden geliyor ki akit, kira akdi, kira kontratosu diyoruz. Kontrato Fransızca, akit Arapçası. Türkçe'de sözleşme veya antlaşma mı diyorlar ne? Yani Allah'la kul arasında yapılan akitleşmeye itikat veya akit diyoruz. Kısaca itikat dediğimizde bu anlaşılıyor. Bu tek taraflı hazırlanmış bir metindir. Yani Allah belirlemiştir bu akdin şartlarını. Ve kuluna sunmaktadır. Ya kulu bunu kabul edecek, altını imzalayacaktır. Ya da herhangi bir konuda itirazı varsa o zaman o akdi sözleşmeyi imzalamış sayılmayacaktır. Örneğin ne buyurmuştur Allah o akitte, yani sözleşme metninde? Benden başka ilah yok buyurmuştur. Bitti. Bunu kabul ediyorsanız olur. Yoksa olmaz yani. Bu sözleşmeyi kabullenmiş sayılmazsınız. Daha evvel de peygamberler ve kitaplar gönderdim diyor. Kabulleneceksiniz. Doğru söylüyor çünkü. Muhammed benim son elçim diyor. Kabulleneceksiniz. Öldükten sonra dirileceğinizi kabulleneceksiniz. Hesaba çekileceğinizi kabulleneceksiniz. Rızkın ve ecelin Allah'ın elinde olduğunu kabulleneceksiniz. Yarattığı eşyaya özellikler verenin Allah olduğuna, o eşyayı yoktan var edenin Allah olduğu gibi yarattığı eşyaya özellikler verenin, yani kader biçenin de Allah olduğunu kabulleneceksiniz. Bütün bunlar itikadın, yani Allah ile kul arasındaki sözleşme metnini teşkil eden maddelerden, maddeleri meydana getirmektedir. Bunları kabullenen ancak itikadı sağlam, itikadından emin olabildiğini söyleyebilir. Bu itibarla sağlaması yapılmamış, emin olunmayan şeye iman denmez. İman başka dinlerde olduğu gibi ben kabul ettim, bir ön kabul veya tartışılmadan, anlaşılmadan, akledilmeden kabulün adı değildir. Onlara biz dogma diyoruz, olduğu gibi kabul. Yok, biz muhakeme ediyoruz, düşünüyoruz, taşınıyoruz. Aksine bir yol bulamadığımız, bize söylenenin doğru olduğundan emin bulunduğumuz için kabul ediyoruz. O itibarla eminiz. Yani gerçekten iman ediyoruz. Hiçbir tereddüdümüz yok. Ama ezbere, bunu ezberleyen kimse ben işte şuna iman ediyorum, buna iman ediyorum ama hadi emin isen, yani ben eminim demek istiyorum. Emin isen madem öyle, o zaman filan adamı da ikna edici bir şekilde bu emin olduğun şeyleri anlat dediğiniz zaman söyleyebilecek arka arkaya üç cümle bulamıyorsa nasıl emindir bu kimse? Öyle duymuştur, duyduğunu tekrar ediyordur, o kadar. Buna emin denmez. Buna gerçekten iman ediyor denmez. Belki iman etmek istediğini, emin olmak istediğini söylüyor ama onun tahkikini yapmazsa, araştırmasını yapmazsa, nasıl, nelerden, nasıl iman, emin olunur, bunu araştırmaz, ayağı yere sağlam basmaz ise, elinde güçlü delilleri bulunmaz ise, naksedilmesi mümkün olmayan, yani reddi kabil olmayan, şekilde ispatı mümkün olmayan şeylere dayandırırsa, o kimsenin emin olduğundan bahsetmesi ancak onun hevasının ürünüdür. Kale alınmaz, ciddiye alınmaz. Bunların, yani emin olanların salih amel sahipleri diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah. Salih ameller Türkçeleştirirsek uygun ameller demektir. Salih, uygun anlamına gelen bir kelime. Neye uygun? Allah'ı razı etmeye uygun ameller. Allah'ı razı etmeye uygun amelleri ancak ve ancak tek başına Allah belirler. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de salih amel olarak sıraladığı amellerin hepsini yine kendisi belirlemiştir. Salih ameller iki ana kategoride incelenirler. Bir, kaçınılması, yapılmaması gereken ameller ki bunların genel adına biz münkerat diyoruz. İki, sırasıyla söylüyorum. Bundan sonra gelen salih ameller ise yapılması, yapılmaktan uzak kalınmaması gereken ameller ki buna da Kur'an'ın deyimiyle ma'rufat veya ma'ruf diyoruz. Allah öyle buyuruyor. Bu itibarla salih amel
sahih akide ve salih amel sahibi olmak, Kur'an'ın sahih akideyi tanımına uygun akide taşımak, artı yine onun Kur'an'ın, Kur'an'da Allah'ın salih amel tanımına uygun amellerin sahibi olmakla mümkündür. Örneğin kaçınılması gereken ameller olarak, yani münkerat olarak sıralanan şeylerden örneklemeler verir isek, yalan söylemekten kaçınmak gerektiği bildirildiğine göre yalan söylemek münkerattandır demek. Cimrilikten kaçınmak gerektiği, cimri olunmaması tavsiye olunduğuna göre cimrilik münkerattan demektir. İçki içmek, zina etmek, iftira etmek, komşu hukukuna riayet etmemek, yetimin malına veya yetim olmayanın malına haksız yere el uzatmak ve ila ahir, bunlar münkerat sayılan şeylerdir ki bunlardan uzak durmakla mükelleftir Müslüman. Uzak durduğu takdirde salih ameller olarak sayılanların en azından münkeratını yerine getirmiş olur. Marufata gelince yapılması gereken, yapılmaktan kaçınılmaması gereken hareketlere genel olarak maruflar diyoruz. Bunlar insanların iyiliğini istemek, insanlara iyilik etmek, insanlara tasadduk etmek, güler yüzle dahi tasarruf etmek, namaz kılmak, Ramazan ayına rastladığı zaman Allah için oruç tutmak, gücü yettiği zaman ömründe bir defa da olsa Allah'ın evini, Kabe'yi ziyaret etmek, insanların hukukuna riayet etmek, tartıyı doğru tartmak, sözü doğru söylemek, kendi nefsi için iyi gördüğünü, güzel ve gerekli gördüğünü başka nefisler için de güzel ve gerekli görmek, iyiliği kendine tahsis etmemek, iyilik konusunda hasis yani cimri olmamak, herkesin iyi olmasını istemek, bunlar salih amellerin maruflar bölümünü oluşturan şeylerden bazılarıdır. İşte bu bütün olduğu gibi yani bütünüyle algılanır ise ancak Allah-u Teala bunu bütünüyle algılayan ve hayatına geçiren, hayatını bu bütün istikametinde yönlendiren, yöneten, çekip çevirenlerden razı olduğunu beyan ediyor. Buradan açıklıkla biz anlıyoruz ki Allah gerçekten kimlere muttakiler diyor, kimlere sakınanlar diyor. Çünkü muttakinin Türkçe karşılığı sakınanlar. Sakınmak ne demek Kur'an? Kur'an'ın ona kazandırdığı içeriği göz önünde bulundurursak, Allah'a onun razı olacağı şekilde inanmak, artı Allah'ın kaçının dediği işlerden, davranışlardan kaçınmak, yapınız dediği davranışları da yapmanın toplamıdır ittika, yani muttakilik, yani sakınma. Sakınma, onun azabından sakınma ve rahmetine sığınma, yaklaşma anlamını da içerir. Kur'an'daki İslam'da, yani Kur'an'daki İslam nasıl teslim olunacağının şartları Kur'an'da yazılıyor. Yani Allah'a nasıl teslim olunur? Teslim şartları nelerdir? Kur'an belirliyor bunları. Daha doğrusu Kur'an'da Allah belirlemiş. Allah'ın belirlediği, teslim şartlarını belirlediği kitabın adına Kur'an diyor yine Allah. O zaman biz gerçekten Müslümanlardan olmak, gerçekten artı müminlerden olmak istiyorsak, ne şartlarda teslimiyet talep edildiği, bizden kulları olarak Allah ne şekilde teslim olmamız gerektiğini, hangi şartları teslim şartları olarak öne sürdüğünü Kur'an'dan anlayarak teslim olmalıyız ki gerçekten Müslümanım diyenlerden olalım. Yani teslim olanlardan olalım. Aksi takdirde bunu belirlemek bizim hevamıza bırakılmış değil. Herkes arzu ettiği şekilde teslim olamaz. Böyle yaparsa hevasına teslim olur. Yoksa vahye teslim olmuş olmaz. Birçok insan teslim olduğunu söylediği halde yine Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesinin bize anlattığına göre onların çoğu şirk koşmadan inanmazlar diyor. Yoksa inanan inanana, yani o kadar çok inanan var ki şaşırmamak mümkün değil. Ama maalesef onca çok inanan içerisinde şirk koşmadan inananın sayısı, miktarı o kadar az ki araştırdığınız, karşılaştırdığınız zaman görüyorsunuz. Hakikaten Allah-u Teala Kur'an'da bir kere daha kendisine insanın doğru söylediğine iman etmesi gereken bir gerçeği ifade ediyor. Hakikaten ortak koşmadan çok insan inanmıyor.
insan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini düşünüyor, taşınıyorum. Yıllardan beri bu işlerle gücümün yettiği, akliyetimin el verdiği ölçüde ilgileniyorum. Ki full bir ilgilenme bu. Yani neredeyse bunun dışında başka bir işle ilgilenmiyorum diyecek kadar bununla ilgileniyorum. Dikkatimi çeken şey şu. Kur'an çok net, çok açık bir kitap. Hakikaten anlaşılsın diye apaçık insanların bildiği dilden gönderilmiş bir kitap olmasına rağmen ondan uzak kalmanın, onu yaklaşarak sevip sayacağımız, yakın olarak, ahlak edinerek onu sayacağımız yerde uzakta tutarak sayma yolunu tuttuğumuz için o kitabın muhtevasından da uzak kalmışız. Örneğin nasıl sayıyoruz? İşte içini açıp okumuyoruz. Fakat alıp elimize aldığımızda abdestli olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Elimize aldığımızda öpüp başımıza koymazsak ona itibar etmediğimizi sanıyoruz. Halbuki bu tür öpüp başa koymaktı veya duvarlara asmaktı, onun karşısında ayakta durmaktı filan bu gibi formellikler İslam dininin özelliklerinden değil. Daha ziyade paganist dinler, yani çok tanrılı putperest dinler, formelliğe ağırlık veren, neredeyse formelliklerden oluşan dinler iken, tevhid dini yani İslam asla neredeyse esas itibariyle formelliğe hiç yer vermemiş denilse yeridir. Pek az şeyin, mesela namazın bir formu vardır. İşte kıyamdı, rükudu, sücuttu gibi. Haccın bazı ufak formları vardır. Ama bunlara bakarak hayatı tümüyle kapsayan İslam için formel bir din demek, şekilsel bir din demek mümkün değildir. Sünneti, yani sünneti Resulullah manasındaki sünneti ben araştırmalarımın sonucunda yıllardan beri şöyle anlaya gelmeyi tercih ettim doğrusu. Ve kiminle konuştumsa bu tanımlamama ciddi bir karşı çıkış değil, hafif bir karşı çıkış dahi göremedim. Sünnetin, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın alışkanlık haline getirdiği, hep yapa geldiği, hiç terk etmediği hareketi anlamında sünnet olarak, din açısından Müslümanım diyenleri izah eden sünnet olarak, Kur'an'ı ahlak edinmeyi anladım ve onu gördüm. Hiç kimsenin Peygamberin en müekket sünnetinin Kur'an'ı ahlak edinmek olduğunu reddedebileceğini sanmıyorum. Düşünemiyorum. Müslüman olan kimseler. Gerçekten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'a göre düşünüyor, Kur'an'a göre amel ediyordu. Kur'an'ı yaşayan Kur'an, yazılı Kur'an'dan yaşayan, yürüyen, konuşan, oturan, uyuyan Kur'an haline onun şahsında dönüştüğünü görüyoruz. İşte bu Kur'an'ın ahlak edinilmesi demektir. Ona göre düşünmek, onun buyurduğu şekilde, orada buyurulduğu şekilde davranmak ve bunu şiar edinmektir Kur'an'ı ahlak edinmek. Kur'an'ı ahlak edinmektir Resulullah'ın en kapsamlı sünneti. Hiç terk etmediği ve hiçbir şey dışarıda bırakmadığı sünneti Kur'an'ı ahlak edinmektir. Bu şekildeki sünneti, bu sünnet tanımımızı reddeden ya da ona karşı çıkan insanın İslam'a karşı çıktığı kanaatini taşıyoruz. Çünkü Kur'an ahlak edinilmeden de Müslüman kalınır anlamına gelir ki böyle bir eylem. Bunu Kur'an'la, Kur'an'daki gerçeklerle bir arada tutabilmek mümkün olmaz, olamaz. Bu cümleden olarak belki biraz açıklık getirici olsun için şöyle söylemeyi de ekler yapmayı da düşünüyorum. Ayarını mani olması açısından. Örneğin deveye binmek değildir Kur'an'ı ahlak edinmenin içine giren şeylerden biri. Örneğin eliyle yemek de, yemek yemek de Kur'an'ı ahlak edinmenin içinde yoktur. Çünkü Resulullah kitap nedir? İman nedir bilmiyorken de deveye binenlerden biriydi. Kavminin diğer efradı gibi toplumunun. Yine Kur'an nedir, iman nedir bilmiyorken, kitap nedir, iman nedir bilmiyorken de eliyle yemek yiyordu. Ne yapacağını bilmez vaziyette iken
وَوَجَدَكَ ظَالًا de senin karşılığı olarak söylüyorum. Bilmiyorken de entare giyiyor, bilmiyorken de başını bağlıyor, bilmiyorken de sakal taşıyordu. Kavminin diğer efradı gibi. Ama kitap nedir, iman nedir? Öğrendikten ya da öğretildikten sonra Allah'a şirk koşmamanın, Allah'ın tevhid esasına dayalı dininin ne olduğunu biliyordu. Ondan sonra başkasının hukukuna el uzatmanın haram, uzatmamanın vacip olduğunu öğrenmişti. Ondan sonra peygamber Allah'ın bildirdiği hadlerden haberdar olmuştu. Kadın ya da erkeğin avretinin setredilmesinden Ramazan ayında oruç tutulmasına kadar yapması gereken şeylerin neler olduğunu, içkiden uzak durulması, aklı ziyaha uğratan şeylerden uzak durulması gerektiğini kendisine gelen vahiyden sonra biliyordu, öğrenmişti. Kur'an-ı Kerim, Kureyşliler sürekli olarak peygamberden insanüstü şeyler göstermesini talep ettikleri, istedikleri halde o sürekli olarak onlara Kur'an yetmiyor mu diye cevap veriyordu Allah. Onlar Muhammed'in aleyhissalatü vesselam kendileri gibi bir insan olması, çarşılarda, pazarlarda dolaşıyor bulunması, yiyor, içiyor olması nedeniyle, üstelik bütün bunlar yetmiyormuş gibi kendilerinin konuştuğu dilden konuşup, konuştuklarından bir kısmını kendine Allah'ın söylediğini söylüyor olmasından dolayı asla onu Allah'ın elçisi olarak kabul etmeyeceğini belirtiyorlar, itiraz ediyorlar ve nasıl olur da Allah'ın elçisi bizim gibi bir insan olur diye itiraz ediyorlarken Allah-u Teala onların üstlerine üstlerine gidiyor ve diyordu ki, sürekli dedirtiyordu ki, de ki ben de sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana vahyediliyor. Yani ben de o vahyi size söylüyorum. O zaman benim bildiğimi siz de öğreniyorsunuz. O zaman no problem. Yani problem yok. Fakat buna rağmen insanlar hep ondan olağan üstünlük istiyordular. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam olağan üstünlük göstermiyordu, gösteremiyordu. Zaten gösterip göstermemek onun elinde değildi. Olağanı yaratan Allah, olağana verdiği özellikleri kaldırırsa olağan üstünlük söz konusu olur. O dilemedikçe böyle bir şeyi asla kimse dileyemez. Dilese de yapamaz. O onun kuru lafından öteye geçemez. Bu bakımdan peygamberin sünnetinin, yoğun sünnetinin, kapsamlı sünnetinin Kur'an-ı Kerim'i ahlak edinmek olduğunu Müslümanlar kafalarına iyice çakmalı. Böyle hiç çıkmayacak şekilde çakmalı, hiç solmayacak şekilde yazmalı. Üstünden tekrar tekrar geçmeli ki daha okunaklı hale gelmeli diye düşünüyorum. Ondan bundan gördüğünü, benden şundan okuduğunu değil, Allah'ın kitabından okuduğunu ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan emin bir şekilde bize gelmiş, gerek dirayet, gerek metin tenkidi, gerek dirayet tenkidi, gerekse rivayet tenkidi açısından ciddi bir elemeden geçen şeylere itibar etmeleri gerektiğine inanıyorum. Bu bakımdan eğer Müslümanlar gereken şeyi yaparlar, gereken gayreti gösterirler, istikameti tutarlarsa, atalarını üzerinde yürür bulduğu yolda yürümekten, Kur'an'ın önerdiği yolda yürümeye yönelirlerse, ancak bu takdirde İslam'ın mürüvvetini görebileceklerine inanıyorum. Ben acizane gücümün yettiği kadar bunu yapmaya çalışıyor ve bunun yapılmasını yaygınlaştırmaya uğraşıyorum. Böyle yapmak suretiyle ancak mürüvveti görülebilir İslam'ın. Diyorum ki şöyle basitçe insan kendine sormalı. Müslüman mısın? Cevabını vermeli. Ne? Müslüman? Evet. Elhamdülillah Müslümanım. Öldükten sonra dirilecek misin? Evet. Hesaba çekilecek misin? Herhalde evet diyecek Müslümanım diyen. O takdirde neden hesaba çekilecek Müslüman? Biraz dallandırıp budaklandırarak anlatmaya çalışırsak. Mesela Ebu Hanife'nin fıkhından mı ahirette hesaba çekilecektir yoksa İmam Şafii'nin fıkhından mı? Allah hepsine rahmet eylesin, bize de rahmet etsin. Yoksa Sa'd-ı Nursi'nin risalelerinden mi veya Kadir Mısıroğlu'nun Sebil dergisinden veya Ercüment Özkan'ın iktibasından mı?
Yoksa Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'den mi? Her halükarda pek bir şey bilmeyen insanlığın dahi bunlardan herhangi birisi için şundan çekilecek diyeceğini aklım almıyor benim Kur'an'ın dışında. Herhalde Kur'an'dan çekileceğiz hesaba der, demeli. Yani bunu demek için öyle kaç cilt kitap devirmesi bilmem, bu kadar tefsir bilmem okuması falan da gerekmez. Eğer böyle diyorsa ki doğru diyor, yani Kur'an'dan hesaba çekileceğine inanıyorsa bir insan ahirette, o zaman imtihanımızın, dersimizin adı belli olmuş demektir. O derse çalışacağız. Yani madem ki bir ay sonra imtihan var. Var mı var, kesin. Araştırdık, soruşturduk. Neden? İşte fizikten. O zaman coğrafya değil, fiziğe çalışacaksın. Madem ki ahirette hesap var, bu kaçırılmaz da. Hani kopyası mopyası da yok bu işin, torpülü falan da yok. Neden çekilecek bu Kur'an'dan? O zaman ha babam de babam o Kur'an'a çalışacağız ki orada Kur'an'dan yapılacak imtihanda sınıfı geçebilmeyi, geçmeye yarar not alabilmeyi umabilelim. Kur'an'dan çekileceğini bildiğiniz halde iktibasa çalışırsanız, sözün gelişi söylüyorum. Kur'an'dan hesaba çekileceğinizi bildiğiniz halde bilmem kimi fıkhına, fetavayı, hindiye yok, Risale-i Nur'a yok, bilmem ne kayıtlı kuduri tercümesine, taş tercümesine örneğin çalışırsan havan kalırsın. Benim inancım. Onun için ha babam de babam Müslüman mutlaka Allah'ın kitabını anladığı bildiğini okumalı. Artı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okumalı. Bir sürü kitaplar var. Gerçekten hangi kitabın daha çok sahih malumatı, daha çok Kur'an süzgecinden geçirilmiş bilgileri ihtiva ettiği hususunda da herkesin pek sahih bilgisi yok. Mesela yalnız benim kütüphanemde 80 küsur tane Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla ilgili kitap var. Yalnız benim kütüphanemde olan bu. Yıllardan beri okuduğum, derlediğim kitapların içerisinde. Onların içerisinde inanır mısınız? 80 küsur çeşit kitap, yani ayrı ayrı yazarı olan. Kimisi 6 cilt, kimisi 3 cilt, kimisi 1 cilt, kimisi küçük, kimisi büyük filan. Ama ayrı ayrı kitap olarak 80 küsur çeşit. Bunlardan benim şahsen Kur'an'da anlatılan Muhammed'in aleyhissalatü vesselam'ın hayatına en çok benzeyeni, o espriyi en çok taşıyanı olduğuna inandığım Hüseyin Heykel Paşa'nın çoktan vefat etmiş bir Mısırlı alim idi, Allah muafiyet etsin, Hazreti Muhammed Mustafa isimli kitabı. Sonra Muhammed Hamidullah'ın İslam Peygamberi isimli iki ciltlik kitabı, ciddiye alınacak bilgileri içeren iki kitaptır. Sonra Resulullah Muhammed isimli yine Hamidullah'ın kitabı. Tabii bunlar A'dan Z'ye hiç yanlışı olmayan kitaplar manasında algılanılmamalı. İnsanın yazdığı bir şey olacak da onun yanlışı olmayacak. Böyle şeyi düşünmemek lazım. Bir kere peşine düşünmemek lazım. Çünkü yanlış yapmayan yalnızca Allah-u Teala'dır. Allah değilseniz, değilse birisi ki değil, Allah bir tane, o zaman hatası var, yanılır, yanlışı var. Öyleyse mutlaka yanlışı olabilecek varlıkların kitaplarını, eserlerini, sözlerini biz herhalde muhakememizi çalıştırmalı, mukayese etmeli, eleştirmeli, düşünmeliyiz. Acaba doğru mu, eğri mi? Doğru olabilir mi? Ne nispetle doğruluk taşıyor? Ne kadarı eğri? Bu eleştiriden sonra doğru Kur'an istikametinde onun belirlediği ölçüleri tutanları almalı, tutmayanları bırakmalıyız. Böyle olursa insan kendini zenginleştirir. Böyle olursa insan bugünkü seviyesinden biraz daha yücelir ve yükselir. Zaten Allah her bilenden bir fazla bilen var buyurmak suretiyle insanlara verdiği aklın, insanlara verdiği ilmin ya da insanlara ulaştırdığı ilmin derece derece olduğunu siz bildiğiniz gibi ben de biliyorum. Öbürü de biliyor, belki de. Fakat bu arada birimizin bilmediğini bilen bir başka birimizin olduğunu bildiriyor Allah. Eğer biz ondaki bilgiye de ihtiyaç duyuyor isek mutlaka istişare etmeliyiz. O konuyu gündeme getirmeliyiz ki o konuda bilgisi olan, bizde bulunmayan bilgisi, bilginin kendisinde bulunduğu insanın bilgisini tanıyalım, görelim ve onu da almak suretiyle kendimizdeki bilgiyi, kendimizdeki ilmi artıralım.
Bu suretle insan yücelir ve yükselir. Bu suretle insan olgunlaşır. Bu suretle insan kendini sürekli yeniler ve yeni tutar. Yoksa çürür. Durgun su gibi yosun tutmaya başlar ve günün biri gelir içilmez dahi olur. Hani durgun su her tarafı yosun tuttuysa içilmez hale gelir. İnsan da öyle. Bununla şunu demek istemiyoruz. Biz bugün yaşıyoruz. Allah'ın şu arzında, bu arzında. Bugün Müslüman olarak bir takım sorunlarla karşılaşıyoruz. İslam'a göre hayatımızı düzene koymamız bizim ana sorunumuzdur. Bu ana sorun içerisinde tarihi sorunlarla karşılaşıyoruz. İslam'ı hayatımızı fert ve toplum olarak tümüyle hayatımızı ören, hayatımıza hükmeden bir düzen, bir nizam olsun istiyoruz. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Bu ana sorunlarımızdan birisi. Hatta birisi değil, başlıcası. Yani ilk önde geleni. Fert olarak İslam bana nasıl hakim olacak? Ve toplumuma benim nasıl hakim olacak? Eğer bende hakim olmamışsa, Allah'ın hükümleri bende hükmediyor hale gelmemişse, benim içinde yaşıyor olduğum toplumda hükmediyor hale gelmesini beklemem, benim için en azından hayalim. Sen ki inandığını söylediği şeyler sana hükmedemiyorsa, sana söz geçiremiyorsa, sana sözünü dinletemiyorsa, ele sen sözünü nasıl dinletirsin? Hiç kimse kale almaz. Bunun için Allah-u Teala bize ne yapmamız, nasıl hareket etmemiz gerektiğini açık açık ve anlayacağımız dilden, dinini kolaylaştırdığı, zorlaştırmadığı için o dilden anlatıyor ve diyor ki, bir toplum, birlikte yaşayan insanlar, eğer nefislerindekileri değiştirirlerse Allah o toplumun halini değiştirir. Rahat Suresi 13. ayet. Yani halinizin değiştirilmesini mi istiyorsunuz dersinden başlayalım. O zaman ilk iş size düşüyor. Önce siz bu halinin değiştirilmesi ihtiyacını duyanlar nefislerinizdekileri değiştirin. Nedir nefis? Türkçe karşılığı kendi. Kendilerinizdekileri değiştirin. Mesela Allah şirk koşulmamasını istiyor. Ben şirk koşuyorum. O zaman değiştirmem gereken şey var nefsimde. Yani Allah'ın razı olmadığı bu şeyden atıp Allah'ın razı olduğu biçimde inanmaya, yani şirk koşmadan inanmaya çalışmalıyım. Artı ben Allah namaz kılmayı seviyor, ben namaz kılmamayı seviyorsam bunu değiştireceğim. Yani nefsimi, kendimi namazı sever hale getireceğim. O içki içmeyi sevmiyor, ben seviyorsam ben nefsimi, kendimi içkiyi sevmez hale getireceğim. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ve buna mübasil. O kumar oynamamayı seviyor, ben ise oynamayı seviyorsam ben de oynamamayı seven hale kendimi getireceğim ki nefislerin değişikliği bu demektir. Kendini değiştirmek bu demektir. Çalışmıyorsunuz ve sınıfı geçemiyorsunuz. Niye? Çalışmadığınızdan. O zaman geçmek istiyorsanız çalışacaksınız demektir. Onun gibi. Dersine çalışırsa bir insan filan öğrenci daha zekidir. 3 kere okur geçer. Sen de diyelim biraz daha az akıllısın, varsayalım. Sen de 5 kere okursun ama yine geçersin çalışırsan. Süper zeki de olsan, hiç okumazsan tövbe geçemezsin yani hiçbir sınıf. Gereğini yaparsanız sonuç hasıl olur. Bu değişiklik gerek iyiden kötüye, gerek kötüden iyiye iki istikamette de doğrudur. Yani bir toplum hali iyi, nefislerindeki de iyi, düzgün ise hali iyidir. Halinin değişmesi için o toplumun önce, halinin değişmesi bozulması için o toplumun içindeki fertlerin nefislerindekileri iyileri kötülerle değiştirmeye başlamaları, dürüst iken sahtekarlığa yönelmeleri, efendim namuslu iken zinaya yönelmeleri, doğru tartıp biçen insanlar iken eğri tartıp ölçen insanlar haline gelmeleriyle çürüme başlıyor.
Bu yaygınlaştığı ve topluma hakim olan ahlak haline gelince de Allah o toplumun halini inkıraza uğratıyor ve değiştiriyor, berbat bir hale sokuyor. Bu hal yine Allah'ın kanuna uygun olduğu gibi kötü halden iyi hale geçiş de böyle. Halimiz kötü, biz kötüyüz de ondan. Halimiz iyi, biz iyiyiz de ondan. Eğer kötü halimizin değişmesini istiyorsak bizler iyi olmak zorundayız. Biz nefsimizdeki kötü şeyleri atacak, iyilerle, Kur'an'daki belirlenen iyilerle değiştirirsek, bunu yapa yapa diğer insanlara usvetül haseneler, yani güzel örnekler oluşturur isek, mutlak surette Allah-u Teala, her şeyi görüp gözeten Allah-u Teala, bizim halimizi de görüp gözeterek ve onun yardımıyla herkesin düzelmesini beklemeden, ki bir toplumun halinin düzelmesi ya da bozulması için herkesin düzelmesini veya bozulmasını beklemeye gerek yok. Hakim hava, efkar-ı umumiye dediğimiz hale gelmek, hakim hava estirmek önemli olan. Onu estirir hale gelmiş isek Allah-u Teala halimizi mutlaka değiştirecek. Zaten biz bize ait olan işi yapar, onunla ilgilenir. Biz kendi görevimizi yaparsak Allah görevini asla unutmaz, ihmal etmez ve talik de etmez, tehir de etmez. O hiçbir işi bir saniye vaktinden evvel yapmadığı gibi vaktinden sonraya bırakmış bir varlık da değildir. Her işi yerli yerinde olan, her işi en güzel şekilde düşünen, hesap eden ve gereğini yerine getiren varlıktır bizim inandığımız Allah. Öyle uydurup kimilerinin kafasında uydurduğu Allah değil bizim inandığımız Allah. Kur'an'ın tanımladığı Allah, hiçbir boş işi olmayan, her şeyi dilediği şekilde yapmaya kudreti yeten, o itibarla külli şeyin kadir olan Allah'tır. O bakımdan biz kulları gerçekten onun buyurduğunu yapar, gereğini yerine getirir isek, o da bizim arzu ettiğimiz şeyi bizim için yerine getirecektir. Çünkü onun koyduğu kurallara uymuşuzdur. Bundan doğal bir şey de yoktur zaten. Evet, ben Kur'an'daki İslam'la ilgili mufassal daha birçok şeyi söylemek mümkün. Ama istiyorum ki bu genel anlatmaya çalıştığım genel esaslardan sonra sizlerin sorularınızı, ama kabil olduğu kadar konunun dışına çıkmayan, konuya taalluk eden sorularınızı cevaplandırmaya çalışayım. Bilebildiğim kadarıyla, elbette herkesin yapacağı gibi. Kimse bilemeyeceği kadar cevaplayamaz. Ben de öyle yapamam tabii. Evet, sorularınızı almak isterim. Teker teker, tane tane, kabil ise uzatmadan, ben de cevaplarını uzatmamaya çalışayım ki diğer sormak isteyenlerin sorularının da cevabına vakit bulabilelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabil peygamberimize yer, zaman ve şartlara göre inmiş. Öyle söyleyeyim. Yer, zaman ve şartlar bilinmeden, bu da hadissiz pek mümkün değil, hadis olmadan, ben Kur'an'la amel ediyorum deyip istediğim gibi ayet al ve uygula. Bu da bize çeşitli bitatlara götürmez mi? Sorunuz tamam. Tamam. Benim buradan konuşmam yeterli mi? Efendim, değil Kur'an ayetleri, insan sözleri dahi nerede sarf edildiği, kime karşı sarf edildiği, hangi şartlarda söylenildiği bilinmez, nazar itibari alınmaz ise, kelimeleri değişmese dahi ondan çıkarılacak anlamların tam isabetle çıkarılabilmesi asla mümkün olmaz. Mesela bir insan diğerine seni çok seviyorum dedi. Bu sözün tam haritasını, anlam haritasını çıkarmak istiyorsanız mecbursunuz bu cümleyi kime sarf etti onu bilmeye. Bir arkadaşına sarf ettiyse bu sözün anlam haritasının biçimi başka olur. Hanımına sarf ettiyse başka olur. Çocuğuna sarf ettiyse farklılıklar arz eder. Elbette Kur'an'daki ayetlerin, örneklendirelim de zaten bundan da çok şikayet ediyoruz. Çünkü Kur'an bütününü bile göze almadan, göz önünde bulundurmadan yalnız bir ayeti ele alıp
bu ayet şöyle söylüyor demenin asırlardan beri Müslümanız diyenler çok sıkıntısını çekmişler. Örneğin birçok insan şöyle söyleye gelir, siz de işitmişsinizdir, gündeminize girmiştir. Efendim Peygamberimiz ne söylemişse hepsi vahiyledir, asla hevasından kendisinden bir şey söylememiştir. Anlamına gelen, estağfirullah, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُّهَا ayeti. Şimdi her konuda olduğu gibi, insan sözlerinde, eşyanın parçalarında da olduğu gibi bir şey ait olduğu bütünden ayrılarak ve o bütünle irtibat kurulmadan anlamlandırılmaya, mana kazandırılmaya çalışılırsa o şeyin gerçek manasını tespit etmek neredeyse imkansız hale geleceği gibi hatta tam tersi anlamlar da çıkabilir. Bu biraz evvel okuduğum ayet bunun çok tipik, çok çarpıcı bir örneği olarak sık sık tedavül ede durur Müslümanım diyenlerin arasında. Efendim, bir sözün gerçek manasını kavranması için o sözün öncesinin ve sonrasının meşhur ve eski tabiriyle siyak ve sibakının da bilinmesinde mutlaka gerek vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisine gelen vahiyleri kendi diliyle vahiy bota bot yani kelime be kelime okumadan kendi anladığı şekliyle Kureyş'in ileri gelen geri kalanı anlatıyordu. Bu anlatımlar sırasında yerini getiriyordu bazı surelerde bulunan bazı ayetleri anlatarak geldiği yere çok uygun düşer gördüğü için bota bot o ayeti de okuyor ve diyordu ki okuduktan sonra o ayetleri bunları işte bana Rabbim vahyetti. Ama kendi deminden beri konuştuğu bütün sözler için değil. Sırf orada monte ettiği ayet için veya ayetler için. O zaman Kureyş itiraz ediyordu ona. Sen nasıl peygambersin ki altından inciden köşklerin yok, meleklerden muhafızların yok, çarşılarda pazarlarda dolaşıyorsun, bizim gibi yiyor içiyorsun. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi ben ekliyorum bunu araya, tefsir ediyorum yani. Bir de bizim konuştuğumuz dille konuşuyorsun ve bize diyorsun ki bu sözlerimden bir kısmını bana Allah söylüyor. Hiç biz, senin gibi bizden hiçbir açıdan farkı olmayan öyle söylüyorlar adama. Allah'ın elçisi diye inanır mıyız? Sen bize yutturacak mısın bunu anlamına gelecek şekilde karşı çıkıyorlar. Onun üzerine Allah-u Teala celalleniyor diyor. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى O hevasında yani kendi sözü olarak söylemiyorum. Hangisini? Biraz evvel onlarla konuşurken ayet okudu da, ayetler okudu da dedi ya işte bunları Rabbim bana vahyetti diye onlar kendi sözleri değil. Kendi sözü olarak okumuyor onları. Ya nasıl? İn huva illa vahyuha. Yani illa ki biz onları yani size benim sözüm olarak söylediği sözleri ben ona öyle söylemiş olmalıyım ki o öyle söylesin. Yoksa Vaka suresinde söylediği gibi o kendiliğinden bir söz uydurup da bize isnat etse diyor Allah, onu şah damarından yakalar, sağ elini ondan alırdık. Arapça bir deyim olarak sağ el tüm gücünü, kudretini mahveder, yok eder. İçinizden kimse de onu elimizden kurtaramaz. Şimdi, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اَلَّا وَحْيُّ يُّهَا'yı anlamanın, anlamlandırmanın, tam anlamını yerine oturtmanın yolu budur. Aksi takdirde Muhammed Aleyhisselam her ne ki söylediyse, Ayşe canım patates istedi, patates pişir, o da vahiy. Devenin sarısını getirin, o da vahiy. Tuvaletim geldi dedi, o da vahiy. Olur mu öyle iş? Adam örneklendirince gülesi geliyor. Yani olmayacağı bu kadar basit. Hiç konuşmaya bile gerek yok. Dikkat edin. Açıkça muhakkak ki Kur'an'ı anlamak, onun yalnız kelimelerini anlamakla yetmiyor. Bırakalım Kur'an'ı. Yani şu anda sizin bana karşı veya benim size karşı söylediğim bir sözü dahi tam anlamak için bu söz nereden çıktı? Yani birbirini ilk defa gören adam hemen zırt diye böyle bir şey sormaz. Siz neden bu soruyu sordunuz? Benim şu ana kadar konuştuklarımı dinlemeyen bir adam, hiç tanımadığı, fikrini de bilmediği bir adama o soruyu sormaz. Bu soru benim şu ana kadar, o sorunuza kadar anlattıklarımla bağlantılı bir soru. Onları dinlerse bir adam bu sorunun manası daha açığa kavuşur. O sorudan sonra benim bu sorunun cevabı olarak verdiğim cevabı da dinlerse
hepsini komple kendine ait olan yerde gereken anlamlara kavuşturarak daha iyi konuyu kavrar. Elbette bizim aramızda işler böyleyken Allah'ın kitabını anlamamız konusunda da bundan farklı biliyor. Mesela size bir ayet okuyayım. Bağlantılı olduğu olayları bilmezseniz anlamını bilemezsiniz. Yani anlaşılır kelimeler. Fakat gerçek anlamını çıkarmanız mümkün olmaz eğer hangi olayla ilgili olduğunu bilmezseniz. Ayet diyor ki emri tartıştılar. Emri tartıştılar. İçlerinden bir kısmı ahireti arzu ederken bir kısmı dünyayı arzu etti. Galip gelmişler iken onlara mağlubiyeti tattırdı. Ve yine bununla bağlantılı olarak sen onlara asaydın çevrenden dağılır giderlerdi. Anlaşılmayan bir kelime yok burada. Değil mi? Hepsi Türkçe bildiğimiz kelimeler. Ama olayı bilince şu sözlerin anlamı çok daha açılıyor. Bir film gibi her şey tafsilatıyla gözünüzün önünde geliyor. Emri tartıştılar. Hangi emri tartıştıklarından bahsediyor Allah? Uhud Harbi'nde okçulara öldüğüm haberini alsanız yine de yerinizi terk etmeyin diye kesin emir vererek Uhud Dağı'nda arkadan çevrilme endişesine karşı 50 tane okçu koyuyor. Onlara söylüyor. Öldüğüm haberi gelse size yine de yerinizi terk etmeyin. Tartıştıkları bu emir. İçlerinden bir kısmı dünyayı, ahireti arzu ederken bir kısmı da dünyayı arzu etti. O okçular arasında tartışma çıktı. Ya yendik hadi aşağı inelim ganimet toplayalım. Orada kalmak isteyen yani ahireti arzu edenler diyor ki yahu Allah'ın Resulü bize demedi mi ki öldüğüm haberini alsanız bırak yendiğimiz haberini alsanız öldüğüm haberini alsanız burayı terk etmeyin. Kendisi bizi çağırmadıkça burayı terk etmeyelim demedi mi? Dedi. Dedi ama yendik işte ganimet topluyor. Siz ganimet için mi savaşa çıktınız? Toplayanlar hem size vermeyecek mi? Yok. 50 kişiden İslam tarihlerinin yazdığına bakılırsa işte 37 veya 38 kişinin dünyayı arzu edenler olduğu, yani aşağıya ganimet toplamaya koşturduklarını, ahireti arzu eden 12-13 kişinin de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine sıkı bağlı kalarak yerini terk etmediklerini biliyoruz. Çağrı filminde de seyrettiğiniz gibi yenilen Kureyş'i, Müslümanların bu yanlışı yenmişe çevirdi. Halid süvarilerle gözlüyordu. Okçuların yerini terk ettiğini görünce arkadan çevirdi ve arkası dönük vaziyetteki Müslümanları kılıçla geçirdi. Ve gerçekten çok çok fena bir durum çıktı ortaya. Ayette diyor ya, galip gelmişler iken onlara mağlubiyeti tattırdı. Neden? Emri tartıştıkları ve dünyayı arzu ettikleri için. Şimdi olayla bağlantı kurulunca bu ayet nasıl böyle önünüz açılıyor ova gibi değil mi? Elbette bir Kur'an'ı anlamak için değil. Yani her şeyi anlamak için onun bağlantılı olduğu şeyleri bilmek durumundasınız. Peygamberin hayatını bilmek durumundasınız. Arap'ın örfüyle ilgili bir takım bilgileriniz olacak. Mesela Peygamberden bir hadis Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ediliyor. Kuşların sağa sola uçuşuyla hayır ve şerrin alakası yoktur. Ne anladınız bundan? Sözün hepsi anlaşılır değil mi? Yani bildiğiniz dilden ama bir şey anladınız mı? Hayır. Bu sözün Peygamber böyle söylüyor. Allah Allah. Ne gereği var ne biçim söz bu? Yani diyebilir insan. Ama olayı bilirseniz Arap örfünde inanışında bir insan yola çıkar, yolculuğa çıkar. Çıktığı yolculukta eğer yürüdüğü istikametten bir kuş uçar, kalkar da yerden. Kendi gittiği tarafın sağ tarafına doğru uçarsa o yolculukta hayır vardır. Sol tarafa doğru uçarsa şer vardır inancı o topluma hakim imiş. Peygamber'e bu soruluyor ya Resulullah. Böyle bir o da diyor kuşların uçmasıyla hayır ve şerrin alakası yok. Şimdi bu olayı, bu Arap'ı bu örfünü bilmesen bu sözü gereksiz söylenmiş bir söz bile sanabilir insan. Hakikaten de öyle yani. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Ama şu olayı bilip de olayla bağlantı kurunca bir yerde Arap'ın böyle bir örfü olduğunu biliyorsunuz. Öbür yerde de İslam'ın batınla, hurafeyle uzaktan yakından alakası olmadığını
ifade eden bağlamda bir söz olarak sarf edildiğini anlıyor insan. Sanıyorum konuya açıklık getirecek nitelikte şeyler söyleyebildim. Öyle mi? Sadece Kur'an okumak nasıl bunu kapsıyor? Bu yüzden sordum zaten. Sadece Kur'an okumak nereye götürür yani? Hadisleri bilmeden, efendim, şartları bilmeden. Kur'an okumak bile şuraya götürür. Şimdi okudun anlayamadım mesela. Çözemedim bazı yerleri. Ne yapar? Bana sormaya getirir, filana sormaya götürür, falana sormaya götürür. Orada tarihten, tarihi olaylardan bahsediyor Kur'an mesela. Efendim coğrafyadan bahsediyor. Diyor gezin görün ki sizden evvel yaşamış kavimlerden kalanlar size ibret olsun. Ne yapar? Turizme götürür Kur'an. Yani o beni anlamak için diyor Kur'an. Eşyayı da tanıyor. Çünkü Allah'ın bütün ayetleri Kur'an'da değil. Kainatta her şey Allah'ın ayeti değil mi? Şuradaki Almanya'nın varlığı da bir Allah'ın ayeti. Ay da öyle, ağaç da öyle, deniz de öyle. Şimdi fizik okuyan bir adam da keza yalnız fizik okuyarak fiziği anlayamaz. Fizik hayattan mücerret, eşyadan apayrı bir şey değil. Eşyanın içinde bir şey. Dolayısıyla kendisiyle bağlantılı olduğu şeylerle ilgili bilgisi de olursa insan fizikçi olabilir, fiziği anlayabilir. Coğrafya da böyle. Değil mi? Her şey öyle. Yani hayat bir bütün. Hiçbir şeyini tecrit edemezsiniz ki. Ayırıp başka bir varlık gibi göremezsin. O bütünün özelliklerini taşır her şey. Üç aşağı beş yukarı. Dolayısıyla bütünü ait olduğu bütünü anlamak, o bütün içindeki yerini iyi belirlemek suretiyle eşya gerçeğine uygun olarak tanımlanabilir. Bu fizik için de geçerli, Kur'an için de geçerli, coğrafya için de, jeoloji için de, astronomi için de, inşaat teknolojisi için de, elektronik için de, yani her şey için geçerli. Evet. Estağfurullah. Biraz önce konuşmamızda Resulullah'ın yaşayan, yürüyen, uyuyan ve konuşan Kur'an misali olduğunu söylemiştiniz. Bu durumda olan bir peygamberin, bir Resulullah'ın özellikle üzerinde durduğu ve tek etmesine çok nadir rastlanan sünnet namazlarına, Kur'an'a göre ne diyebilirsiniz? Güzel. Evet. Şimdi efendim mesela dikkat edilirse tarih boyunca ortaya çıkmış, vaktiyle mensubu çok iken şimdi hiç kalmamış, vaktiyle yok iken şimdi çoğalmış mensuplarıyla gelip geçmiş mezheplerin hemen tümü bir takım teferruatta biri diğerinden farklı görüş sahibi olmuşlar iken hepsinin ortak paydaya alınabilecek müşterekleri vardır. Mesela haramlar bütün mezheplerde vardır. Yani bütün mezheplerin her birinin haram bildiği şeyler vardır. Efendim farz bildiği şeyler vardır. Mekruh bildiği şeyler vardır. Mendup, sünnet veya nafile, üçü de aynı anlama geliyor bu bağlamda, bildiği şeyler vardır. Mübah olarak tanımladığı şeyler vardır. Bunun dışında Hanefi'ye istihsan demiş, Şafii'ye bilmem ne demiş. Yani bir takım süreatta ayrıldıklar, birinde olup diğerinde olmayanlar var. Ama şu saydıklarımın herhangi birisi yok ki bir filan mezhepte, gelip geçmiş bir mezhepte veya el an yaşayan bir mezhepte bulunmasın. Örneğin İbadiye, Abdullah bin İbad'ın kurduğu havariç mezheplerinden İbadiye de bu beş şeyin varlığını vazgeçilmez olarak kabul eder. Hanefi'ye de. Şafii'ye de kabul eder, Hanbeli'ye de, Maliki'ye de kabul eder, Evzaiye'nin kabul ettiğiyle ilgili elimizdeki eserler bilgi verdiği gibi Fevriye'nin de kabul ettiğini gösteriyor. Ayrıca Sünniler bunu kabul ettiği gibi Esna Aşerisi ya da 12 imamcı olmayan Şia teşeyyuh da bunu kabul ediyor. Yani teşeyyuhun da haramları, farzları, mübahları, mekruhları ve mendupları var yani sünnetleri. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kimi şeyleri yaparken onların yapılabilirliğini de yapılamazlığını da
söyleyerek yapmış. Mesela elimizdeki kaynaklarda ben sanıyorum Ocak ayının İktibas dergisinde göreceksiniz, yani hazırlamıştım da vakit bulamadık, yersizlikten koyamamıştık, bu Ocak sayısında koyacağız. Birkaç rivayet var birçok hadis kitabında, kaynaklarıyla, ciltleriyle, hangi tarihte basılmış filan sayfalarıyla veriyoruz. Orijinal metinlerini de koyuyoruz. Ravi diyor ki örneğin, biz diyor sözüne başlarken seferi değildik. Bir fevkalade hal içinde de değildik. Yangın yoktu. Yağmur da yağmıyordu, rüzgar da esmiyordu. Normal günlerden bir gündü. Resulullah aleyhissalatü vesselam bize öğle namazının farzını kıldırdı. Sonra yine ayağa kalktı ve Bilal'e dedi ki, Bilal ikamet et. Bize de döndü, dedi ki o ikamete başlarken, şimdi size arkasından ikindi namazı kıldıracağım. Bana ikindi için tabi olun, dedi ve ikindiyi kıldırdı. Öğleyle ikindiyi birlikte kıldı. Akşama kadar da başka namaz kılmadık, diyor. Devamla akşam namazı kıldırdı bize. Yine seferde değildik. Fevkalade bir hal içinde de değildik. Yangın yoktu, yağmur yoktu, ortalık çamur değildi, bir şey değildi filan. Ondan sonra yine Bilal'e ikamet etmesini söyledi. Bizlere de yatsıyı kıldıracağım, bana yatsı için niyet edip tabi olun, dedi ve yatsıyı kıldırdı. Sabaha kadar başka namaz kılmadık, diyor. Namaz, yani Farsça bir kelime biliyorsunuz. Arapçası namaz değil, salat. Türkçe'ye o kadar yerleşmiş ki salayı neredeyse bilen az insan var. Şimdi o devirde, yani peygamberin zamanında aleyhissalatü vesselamın, namaz dendiği zaman, yani salat dendiği zaman yalnız farzlar anlaşılıyor. Diğerleri için gerek peygamber gerek diğerleri asla namaz demiyor. Nafile diyor. Ya sünnet diyor veya mendup diyor. Yani bunun fıkha hükmü yapılırsa sevabı oluyor. Yapılmazsa kimseden hesabı sorulmayacak şey anlamına gelen, biliyorsunuz. Herkes elindeki, evindeki ilmihale baksa bu şekilde tanımlandığını rahatlıkla görür. Kimi şeyler var ki terk edilirse kesinlikle caiz değil. Yani Allah'a hesabını veremezsiniz. Örneğin namazı. Örneğin Ramazan orucunu, tabii Allah'ın verdiği izin hali müstesna. Hastaysan diyor, tutamayabilirsin sonra tutmak üzere. Yahut ona da dayanamıyorsan işte bilmem kaç fakiri doyursun falan. Yani o bu izinleri, istisnaları Allah kendi belirliyor zaten, bize bırakmıyor. Bu bakımdan peygamberin hep yaptığı işleri yapmak değil. Yani yaparken şuna dikkat etmek. Yapılmasından kaçınılamayacağı işler olarak bildirdiğini, ki ayette öyle bildiriyor, biz öyle bilmek. Yapsan da olur, yapmasan da olur, yaparsan sevabı var, yapmazsan günahı yok diye bildirdiklerini öyle bilmek. Kaçınırsan sevabı var, kaçınmazsan günahı yok diye bildirdiği işleri, ki bunlara mekruhlar diyoruz veya deniyor fıkıhta, onları öyle bilmek. Mübahı da mübah bilmekle onun sünnetine uymuş oluruz. Yoksa nafileyi farz seviyesinde tutmakla veya farzı nafile seviyesinde tutmakla kesinlikle onun Kur'an'a ahlak edindiğini, biz de edindiği gibi biz de ahlak edinmiş olmayız. Bu bakımdan elbette ki namazın nafile olarak kılmak isteyen de kılabilir. Hiç kimseye bir mahsuru yok, günah da değil. Kılarsa bir abı da var, ama şunu unutmamalı ki çuvallar dolusu nafilenin sevabı, sevaptaki ağırlığı bir cimcik iğnenin ucu kadar farzın sevabına denk değildir. Din bunu böyle belirliyor. O bakımdan mesela burada çalışan insanlarsınız, kendiniz değilse bile babalarınız çalışmaya gelmiş buraya. Çalışıyorsunuz ve emek sarf ediyor, alın terinizi karşısında ücret alıyorsunuz. Düşünün, bir yerde saat ücreti 10 feniye çalışan bir adam var, öbür tarafta saat ücreti 10 marka çalışan adam var. Çalışacaksa bir insan nerede çalışmalı? Elbette ki herkes saat ücreti 10 mark olan işte çalışmak istemez mi? Ne diye 10 fenikte çalışsın? Çünkü birisi bir saat çalışınca 10 mark alırken öbürü 10 saat çalışacak 1 mark alacak. 10 fenikten çalışınca. Bu akılsızlık. Olsa olsa çaresizlikten birkaç gün filan böyle şey. Ondan sonra hemen duydu mu o da balıklama, saat ücreti 10 mark olan işe nasıl girmek isterse,
Müslüman da farzlar dururken nafilelerle vakit geçiremez. Ama yapacak farz bulamamış, kalmamışsa bir şey demiyoruz diyemeyiz. Yani madem kar peşindeyiz, kar derken yani şu parasal karı kastetmiyorum. Yani biz de bir alışveriş yapmışız Allah'la. Canımızı ve malımızı veriyor, karşılığında cenneti satın alıyoruz. Bu da alışveriş değil mi? Öyleyse ahirette geçen tek döviz olan Allah rızası dövizini ne kadar çok bu dünyada kazanırsak, o kadar ahirette ki vezneler yalnız Allah rızası dövizi bozuyor. Başka döviz geçmiyor. Orada hiç başka döviz bozmuyorlar. Ne kadar Allah rızası verdiğin onun karşılığında sana cennet veriyor. Cennette şunu veriyor, bunu veriyor. Öyleyse bana o dövizden, yani Allah rızası dövizinden hangi işler fazla kazandırıyor? Örneğin burada 20 gün orada burada dolaşayım, konuşayım, edeyim, iklim, hasta olayım, bilmem, rahatsız olayım. Buna rağmen bunu anlatmam farz. Bunu bırakıp Türkiye'de kalır, bu 20 günde bir sürü binlerce rekat nafile namaz kılabilirdim. Ama onların toplamı 10 gram bile gelmezdi. Fakat burada 20 günde Allah'ın bir verirse işte bir haftası geçti bugün 8. gün. Kazanmayı umduğum sevap oradakinin toplamını 10 binle çarpsam ondan daha fazla. Öyleyse ne diye az kazanayım? Kim az kazanmayı ister? Ben de çok kazanmayı istiyorum. Onun için buradayım. Anlatabiliyor muyum? Yani o namazların hükmü o. Yoksa mesela kimi insanlar Coca-Cola'yı çok sever, alışmış falan filan. Sevabı da yok, günahı da yok. Yani bu mübahtır. Kim insan var, ayrandan başka bir şey içmez. Hani vücuda yararı olup olmaması filan açısından bakar insan o kadar. Kimisi var, patatesi çok sever. Kimisi benim gibi bulgur pilavını çok sever. Ama sen de tutar patatesi çok seversen, günah, sevap farkı yok ki burada. Farzlar öncelikli. Ağırlıklı olan şey farzlar, efendim. Evet. Estağfurullah, buyurun. Mikrofonu... Daha yaklaştır. Evet. Şimdi bu konuda Resulullah'ın bir hadisini okumuştum ki, kim kurtuluşa ermek istiyorsa bana tabi olsun ki kurtuluşa erirsiniz diye. Evet. Yani bu durumdan yoksa Resulullah'ın hali, hareketi, kılık ve kıyafeti de göz önüne alıyor ki İslam'ın yok. Yani kendisine has özel bir durumu olduğuna inanıyorum. Yani bunu diğer şeylerle karıştırıp karıştırmamanın ayrı bir konu olması gerektiğini düşünüyorum. Yani illaki tamam Kur'an'a direktmen gidek derken yani Resulullah'ın Kur'an'a giderken bazı hali hareketleri olmuştur. Ne gibi yani mesela? Kazanırken demin dediğiniz gibi döviz durumu, farz durumunu, yani daha güzel şeyleri kazanmak dururken dediğiniz diğer şeylerle uğraşmak olmaz. Tabii beraberinde uğraşmak gerekiyor bazı şeyleri. Benim sizin söylemediğinizden anladığım, yani bir hasta farzlarla uğraşılır ki... Öncelikli olan bu demek istiyorum ben. Bakın önceliklilik sırası şu. Akide açısından kesinlikle bir Müslüman bilmeli ki akidesine şirkin tozunu, bir zerresini, en ufak miktarını dahi düşürmemeli. Düşürdü mü amelleri havasını alır. Boş olur. Artı salih amel işlemeli. Nedir salih ameller? İslam'da haramlardan uzak durmak farzları yerine getirmekten önceliklidir. Öncelikle haramlardan uzak duracaksınız. Artı onunla birlikte farzları yerine getireceksiniz. Bu önceliğin sırasını bozamazsınız. Allah bozmanıza izin vermez. Benim de sizin de kimsenin bozmasına izin vermez. Ondan sonra mekruhtan uzak durmak ve nafileleri, mendupları yani diğer bir ifadeyle kefirlikte üçüne kullanılır. Sünneti yapmaya sıra geliyor. Şimdi halka sokakta soruyorsunuz. İşte şer'i delil, kitap, sünnet, icma, hürmet, kıyası, fıkha. Fakat teoride böyle söyleyen insanlar, alimi, cahili, pratikte bir türlü kıyası fukahadan bir üste geçemediği gibi kitaba, sünnete hiç sıra gelmiyor. Ya madem birinci delil kitap, o zaman niye birinci olarak ve birinci derecede ağırlıklı olarak kitabın üstünde durmuyoruz? Madem ikinci delil sünnet, niye ikinci derecede üstünde durmuyoruz? Da kıyası fukahayı bir türlü aşamıyoruz. Bu bir çelişki değil mi? Onu anlatmak istiyorum. Yoksa yani peygamber
Başka bir şey yapmış değil ki. O Kur'an'a ahlak ediliyor. Entaresiyle ahlak edilmiyor. Ayet gelmeden evvel de entare giyiyordu. Kadını, erkeği, Müslümü, gayrimüslümü o toplumda entare giyiyor. Onların örfü o. Ama kıyafet bakımından İslam'ın getirdiği bir şey var. O da avretin setridir. Kadın, erkek avretini setredir. Bu illa entareyle, mantoyla da olur, pardüsüyle de olur. Yani onun modelinin adı çoban abasıyla da olur, Meksika peleriniyle de olur. Yani hiç İslam bir kavmin örfünü, kıyafetten şunda bunda alışkanlıklarını, örfünü diğer kavimlere, toplumlara tamim için, genelleme için gelmiş bir din değil. İslam bir kavmin dini de değil. İnsanlara göndermiş bir din ve tüm insanlara hitap ediyor. Tüm insanlar onun muhatabı. Kim onun mesajını algılıyorsa rahatlıkla kendi kavmi ölçülerinden, kavminden gördüklerinden onunla çelişenleri atar, çelişmeyen ve uygun olanları tutabilir. Mesela İslam gelmeden evvel kimin ne adı varsa, mesela Ömer İbn-i Hattab, İslam'dan evvel de bu adamın adı, İslam'dan sonra da bu adamın adı. Ebu Bekir, İslam'dan evvel de Ebu Bekir diyorlar. Ebu Kuhafe bir diğer adı. İslam'dan sonra da. Ama bazı insanların ismi Abdümenaf'mış mesela. Abdümenaf, yani Menat'ın kulu. Abdüluzza, Uzza'nın kulu. İslam ne getirmiş? Allah'ın kulu kavramını getirmiş. E sen ki Allah'ın kulunu, kulluğunu kabul ediyorsan o zaman başkasının kulu değilsin. Hala senin adın Abdülmenaf, Menat olabilir mi? Abdüluzza olabilir mi? Olmaz. Bu çelişki. Onun için atılmalı. Mesela bugün Türkiye'de bir İslami devlet olsa esas itibariyle kimsenin adına, soyadına dokunulmaz. Ama bazılarının soyadları var. Dikkat ediyorum. Mesela yurda tapan diyor. Bilmem Hasan yurda tapan. Ali kurda kur. Yani böyle soy isimleri var. Yok mu? Olur mu lan bir Müslümanım diyen adam, Allah'a kulum diyen adam. Artı bir de kurda kur. Olur mu bu? Olmaz. O bakımdan bu İslam'ın getirdiği esasa aykırı, zıt düştüğü için değiştirilir. Yurda tapan, Allah'a tapandır Müslüman. Yurda tapan ne demek yani? Olur mu öyle? Onun için değiş, yani kalmamalı. İki, bu gibi şeyler yoksa Cengiz'miş, Ahmet'miş, Hasoy'muş bilmem hiç fark etmez. Diğer yandan insan haysiyetiyle bağdaşmayan bazı isimler konuyor. Mesela satılmış filan gibi bazı bölgelerde. Böyle şeyler var. Bunlar da insana yakışmadığı için değiştirilir. Değiştirilmeli. Satılmış ne demek yani? Kime satıldı? Böyle şey olur mu? İnsan satıyorsa da kendini yalnız Rabbi Allah'a satmalı. Değil mi? Başka birine satmamalı. Efendim, mikrofonu alın. Ha, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. İki tane sorum var. Birincisi sünnet üzerine, ikincisi de tefsir üzerine. Birincisi benim sizin söylediğiniz demin farz namazları üzerinedir. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz böyle söylemiş, yani öyle nakledilmiş, öyle söylüyorlar. Kıyamet gününde farz namazları yani terazide yetmezse, yani insan, şimdi biz namazımızı kılıyoruz, yalnız bu namaz sahih mi, sahih değil mi onu bilemeyiz. Yani kabul olundu mu, kabul olunmadı mı bunu bilemeyiz. Biz elimizden geldiği kadar namazımızı kılıyoruz ama kabul olmuyor, sahih oluyor mu olmuyor mu bunu bilemiyoruz. Hadis-i Şerif de söylüyor, eğer farz namazlarımız yetmezse ona, o farz namazlarına sünnet namazları eklenir. Yani tamamlayasın diye. Şimdi bu açıdan ben sünnet namazları çok önemli olarak görüyorum. Bu hadis-i şerif üzerine de artık bir şey söyleyebilirsiniz. İkincisi de... Evet, isterseniz birincisini cevaplayın, izninizle ikincisini ondan sonra. Olur. Şimdi ben şöyle itala ediyorum, acizane diyorum ki, farz eşittir borç. Nafile de eşittir hediye. Sizin bana 1.000 lira borcunuz var. 500'ünü ödediniz. Yeter mi 1.000 lira borç ödemek? Yetmez. Dünya kadar hediye verseniz borcunuzu kapatır mı? Hediyenin yeri ayrı, borcun yeri ayrı. Evet,
kabul oldu mu? Bu zaten bir namaz değil. Yani hangisini bu iadeli ayıptı olmaz? İadeli faizli mektup göndermek gibi değil. Elbette. Amellerimizi gönderiyoruz. Oradan alındı. Şimdi geri geliyor. Böyle kimseye Peygamber'e de böyle gelmedi. Bize de gelmedi. Bize de gelmedi. Biz gücümüzü yettiği kadar onun mağfiretine, rahmetine yaslanıp dayanarak elimizden geldiği kadar nasıl kılınması gerekiyorsa dini Allah'a has kılarak bir şey yapmamız gerekiyor ya, öyle yapmaya çalışacağız. Yani bu arada tereddüde düşüp de işte olmuyorsa şunu da toplamayın, bunu da o arayı kapatsın filan gibi zayıf bir düşünce. Yoksa hediyeleşmek kötü değil tabii. Yani borcunu hayır, kapatsın, artı hediye de verin, günah değil, hediye verin. Yani hadis-i şerifin metni yani. Bu benim görüşüm değil. Anlıyorum ama hafıza onu söyler. Bu gibi şeyler yani nafilelerle insanları uğraştırma temayülü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelişti, gelişledi ve insanlar arasında nafilelerle uğraşmak, farzlarla uğraşmaktan daha etten harcılar. Hatta hadis uyduranlardan birisi bir hadis uyduruyor. En son tahkik eden imam, bu lafıma onun işte sen kimden duydun filan der. Sen kimden duydun? En son yanından arkadaşı soruyor. İşte sen kimden duydun? Vallahi ben kimseden duymadım. Resulullah'tan da duydum. Peki nasıl söyledim bunu? Diyor ki, ben insanlara namazı kaldırmak istedim. Namazı daha çok söyledim. Ne kadar çok söyledim. Kendi sözüm olarak söylesen kimse takmıyor. Dinlemeyecek. Onun için kâle Resulullah demiş. Ve Allah'tan korkmaz adam diyor hadis topluyor. Allah'ın Resulü seni yerin alan söylesin diye bekledi. Bir bıraktı gitti. Ne var sanıyor. Yani böyle o kadar nafilelere Müslümanları boğmuşlar ki fazla havasını alınmaz. Zaten onun sıkıntısını çekiyor bütün bir milyar diye. Kalabalığından başka şişirecek yeri bulunmuyor o gün Müslümanlar. Ben de şöyle o kişilerle uğraşıyorlar. Nafile boş mu? Önce fazla mı yap? Önce haramdan kaçın. Boyuna kadar haramın içinde. Küfürle hükmedicilerin bildiği iktidarlara, partilere oyunu Allah rızası için bize yıl oluyor. Küfürler diyor. Şu partilerin partilerin hepsi en yükümler. Ondan sonra da yaz, kalk, yaz, kalk, nafile namazla güne hafettiriyor. İçinde bu. Hristiyanların kapandığı bu var ortadaki günah çıkar. Olur mu? O olmaz. Yalnız siz demin misal verdiğiniz o adam kendi hatası olabilir. Ama Peygamber Efendimiz de sünnet olarak yani nafile namaz kılmış. O zaman niye nafile namaz kılmış? O zaman niye kılmış madem böyle değeri yok veya şey diyor. Ben kimseye nafile namaz kılmayı demiyorum. Demedin. Ne bilsen vazgeçilmiştir. Hatırlatsın. Ağzından çıkanı iyisini bulamıyorum. Ama bakın. Peygamber kılmış. Ben de kılıyorum. Kılan. Fakat farz, yapılacak farz varken, kaçınılacak haram varken onu terk edip nafileyle uğraşmamış Peygamberimiz. Biz de uğraşmamız gerekiyor. Benim demek istediğim. Ben de aynı kanaatteyim. Nafileyle uğraşmamız gerekiyor diye bir soru oldu. Benim. İkinci soru. Evet, ikinci soru. Peygamber Efendimiz bazı ayetlerde, yani rivayetlere göre ayetleri tefsir etmiş. Misal olarak bir hadis-i şerifinde okudum. Kur'an'da geçen oruçla ilgili bir ayette beyaz iple siyah ipi ayırt edeceğiz ya, yani bilmiyorum siz benden daha iyi bilirsiniz. Veya siz sonra söylersiniz yani o zaman orucunuzu bozun ve o zaman orucunuzu başlayın diye aklımda böyle kalıyor. Şimdi bir sahabi bu iki ipi alıyor yani onu ayırt etmeye ne zaman ayırt edeceğiz ona bakıyor yani. Öyle geliyor. Peygamber Efendimiz de bu adama yani bu ayetin açıklıyor yani bunun sabah vakti ve akşam vakti olduğunu anlatıyor, açıklıyor. Bundan daha çok misalları var. Şimdi benim sorum Peygamber Efendimiz bu bilgiyi nereden aldı? Evet bu bilgiyi nereden aldı? Mesela bugün ana dili aynı olan insanlar arasında da bu insanlardan birinin diğerine anlattığı her şeyi öbürlerinin anlatanın anlattığı şekilde anlamadığını hepimiz biliyoruz. O günde yani onların hepsinin Arap olması,
hepsinin ana dilinin Arapça olması, hatta Arapçanın Kureyş lehçesi olması elbette ki bir takım şeyleri anlamakta yanlışlıklarla düşürüyordu onları, düşürürdü de. Deyim olarak mesela öde yaptığı siyah hükümden, hükümden ayırt edilebilmesi deyince normalde geniş bakmayan bir insan veya düşünmeyen bir bayağı bir hükümde siyah hüküm alıp işte o vakitte bakacak. Gül o şekilde ağarmış olacak ki onu fark edecek. Fark edemediği müddetçe orucu yiyebilir. Yani sahura devam edebilir. Fark etti ki, yani saat ilerledi, biraz daha aydınlandı, şu beyaz, şu siyah, ha işte orada ağzını yıkamalı. Bunu halk bazında bir insan öyle anlayabilir. Peygamberin kastı ise, yani toplumda da öyle anlaşılıyor. Şu güneş doğmaya başladığında, şöyle şey yapalım, bir fecir, fecir kâhit ve fecir sadık, yani yalancı aydınlık ve doğru aydınlık diye tercüme edebileceğimiz şey var. Bir fecr-i kâzıp, yani yalancı aydınlık, yalancı doğuş, güneş sandıran ama arkasından hemen güneşin doğmadığı aydınlık için söyleme gelmiş insanlar arasında. Fakat bu gibi günün doğuşu, batışı, güneşin tam tepeye dikilişi filan gibi işlerle uğraşmayan insanlar, güneş tepemizde dediğimiz zaman normalde ne anlaşılmalı? Tam 90 derece. Yani yerle arasındaki açının 90 derece olduğu anlaşılmalı ama pratikte çoğu kez belki 90'dan biraz farklı iken de, yani şöylesi 90'sa şöyle şöyle iken de tepemizde diyoruz. Aslında bu tam tepemizde değil. Şu da değil, şu da iken tepemizdedir. O şahsın böyle anlaması doğal. Yani Peygamber'e soruyorduk, o da anlatıyorduk. Bunu Peygamber vahiy ile açıklamış değil, insanların alışkanlıklarıyla, o kavmin, mesela Kur'an'da açıklanmayan birçok şeye bakıyoruz, o toplumun bildiği şeyler açıklanıyor. Yani çok güzel bir tabi. Biliyor çünkü toplum, yani o kavmini öğrendiniz mi, korunmak dediğinde biliyor toplum, korunmanın ne demek olduğunu, yani doğumdan korunmak mı, çiçekten korunmak mı, devenin pekmesinden korunmak mı? Yani ne manaya geldiği toplum tarafından biliyor çünkü o deyim toplumun ortak olarak kullanılıyor. Bu, o toplumun örfüyle yakın bilgisi olmuyor. Bilgisi bulunmayanlar için anlaşılması bir çare. Bu konularla ilgili kısa bilgiler verdiğimizde bu toplum da anlaşılması gelir. Bizde de birçok deyim vardır. Ama o deyimi hiç duymayan ya da kullanmayan bölgenin insanın Türkiye'de olduğu halde o deyimin manasını anlamaz. Kelimelerini anladığı halde deyim olarak manasını anlamaz. Normaldir. Onu ben tutar açıklarsam billahi bana vahiy geldi de ondan açıkladım sonucu çıkmaz. Kaldı ki vahiy dini oluşturan şeydir. Din vahiyden oluşuyor. Eğer hadisler için de vahiy diyebilmek mümkün olsaydı, varsayalım ki var. O zaman Allah dinini korumak için yalnız Kur'an'ı, bu kitabı biz indirdik ve biz koruruz deme yerine bu kitabı ve artı elçimizin ağzından çıkan diğer sözleri biz söyledik ve korumak da bize ait. Yani. Halbuki Kur'an'daki ayet vahiy açıkça hâdel kitap, bu kitabı ve bu kitabı bizim dedik ve biz koruduk. Demek ki vahiy, Peygamber'e gelen vahiy aleyhissalatü vesselam'a tümüyle Kur'an'da. Onun dışında vahiy söz konusu değil. Zaten Kur'an'ın içinde onun dışında vahiy olduğuyla ilgili, yani dışında kalmış vahiy olduğuyla ilgili bir şey yok. Çok zayıf bir takım rivayetler, Hülub'un merakta bilmem ne, akşam sizinle konuşurken bahsettiği gibi, orada insanın kargaların bile güleceği rivayetler. Hatta o Ömer demiş ki Rüya Hazreti Ömer, işte Recim ayeti geldi, onun Peygamber'e geldiğini gördük, biz şahitte olduk, o uyguladı, biz de uyguladık. Ama niye Kur'an'da yok? Eğer bugün insanlar, hatta o Ömer,
Allah'ın kitabına bir ayet ilave etti demelerinden çekinmeseydim, bu rejim ayetini kendi elimle yazardım. Böyle şey hiç olur mu? Yani Allah'ın kitabının dışında bir vahim kalıp kalmaması, hatta bu onun sokaktaki adamlar çekinip çekinmemesiyle mi bağlı? Böyle kılık mı yapıyor? Olacak iş mi? Allah'ın kudreti bu kadar mı? İncel bir posta noktasına geldi. Bu rivayetlere itibar edenler, neden ben hani teyit olacak. Yok, bir başka rivayette efendim, rejim ayetinin yazılı bulunduğu A3 böyle işte kağıt cinsi işte kamışlar filan yapılan bir şeyler. Onun üstüne yazılı olduğu papirüs, Ayşe'nin odasında minderin altındaymış. Ayşe evinde yokken Hazreti Ayşe bir keçi girmiş onu yemiş. Evet, koca koca kitaplarda yazıyor. Dolayı bu ayet Kur'an'a girmemiş, rejim ayet. Yahu hiç mi beyin yok yani? Bir düşünün, bu kitabın sahibi Allah, bu vahyi gönderen Allah. Diyelim ki Muhammed Aleyhisselam kendine gelen vahyi unuttu. Ne diyor ona? Dilini defreştirme, onu senin kalbine yerleştirecek olan biziz diyor. O hani acele ediyor gibi öğretirken, acaba unutur muyum falan filan, o iş diyor, telaşa kapıldı. Bu iş bize, yani onu tamamen sana öğretmek, belletmek bizim işimiz diyor. Bunu temin ediyor. Şimdi yazıldığı bir kağıdız, çabudu, bilmem neyi diyelim, keçi yedi. Peki tümüyle kayıp mı oldu? Yani Allah Cibril'le bir daha bildiremez mi? Keçinin yediğini sen biliyorsun, haberin olmuş da Allah'ın haberi yok mu? Allah'ın kitabı hakkında şüpheye düşürmek bu. Neden kanaklıktır yani Allah? Akıl var, izan var mı? Hiç olacak iş mi? Ondan sonra da bizim kitabımız şöyle sağlam, böyle sağlam. Sen bu gibi üfürüp rivayetlere itibar edersen senin kitabın çürük olduğunu anlatıyorsun. Olur mu öyle şey? O bakımdan yani Kur'an'ın dışında geleneksel kültürde dediği gibi vahiy gayretli olayla yer yok. Kur'an yer vermiyor. Olsaydı Allah onu da muhafazası, koruması altına alırdı. Hiç kimse bir tek şeyin bile zayi olmasına ve izin verildiğine de şahit olur. Mümkün değil. Böyle bir şey de olmadı. O bakımdan biz eminiz ki Allah'ın gönderdiği vahiy tümüyle bizim elimizde bir tek harfi, bir tek kelimesi ne ziyadeleşmiş ne de noksanlaşmış halde ondan geldiği. Kimi bu 19 mucizesi bilmem ne diye işte sap yiyip saman edenlerin ortaya attığı şeyler Hazreti bilgisayara sormuş da işte hep 19'un katlarıymış, çarpmış, çürtmüş derken bilgisayar bir yerde ekran patlatıyor. Ve Tevbe suresinin son iki ayeti 19'u tutmadığı için o zoradan ek vermişmiş. Gerizekalılar diye. Bunu bana anlatan uzun uzun anlatan bir delikanlıya ki Türkiye'de bu işle meşhur oldu. Dedim ki bu 19 mucizesini Peygamberimiz bilmeden mi vefat etti yoksa biliyordu mu vefat ettiğinde dedi. Bilmiyordu dedi çünkü nasıl biliyordu desin Hazreti bilgisayar keşfetmiş bunu ya. O zaman desene dedim Peygamberimizin imanı noksan gitti. Hiç mi dedim sizde akıl yok ya? Yani. Hiç mi akıl yok sizde? Onunla meşhur olan birisi yani ismini söyleyeyim mi? Edip Yüksel denen yarım akıl. Bunlar boş olur. Yani her zaman çıktı. Bahayiler tabii 19 işiyle kafayı bozmuşlar. İlk sebebi var. İşte ayrı bir din oluşturmuşlar ya. Bahayi. Evet. 19'lu ürünü. Evet. Şimdi yeni 19'lu Reşat Halife, işte Türkiye Halife'si de olur. Onun nalladı mı o ya? Amerika'da. O da Edip Yüksel öyle işte üfürüp geliyor. Bir yeni edemde yok. Zavallı. Tatlası yok sanmıyorum ben böylelerle. Ne diyeyim? Ne dersiniz? Siz ben öyle diyorum. Evet. Öyle. Ben aslında iki soru dedim ama bir soru daha ekleyeyim ondan sonra yeter. Şimdi bir de hadis kutsi diye bir şey var. O hadis kutsi üzerinden de düşünüyorsunuz yani. Öyle bir şey var mıdır, yok mudur? Zaten kitaplarda öyle tanımlanıyor. Dünya manası Allah tarafından peygamberin kalbine ifa edilmiş. Yani. Olamaz mı? Olamaz mı yani öyle bir şey? Şimdi dikkat edin. Sorunuz yanlış yani soruyla ilgili. Olamaz mı ayrı olmuş mu? Allah için olamaz mı sorusu sorulmaz. Tabii. Ne olamaz ki Allah için? Tabii. Allah her şey, Allah için her şey. Bizi ilgilendiremiyor. Biz biliyoruz.
biliyoruz ki o külli şeyin kadir. Külli şeyin kadir olduğunu inandığımız için olamaz yok. Olmaz olmaz yok. Her şey olur. Yani onun adına. Belki olmuş mu? Bu bizi ilgilendiriyor. Bizim sorumlu olduğumuz yanı. Böyle bir şeyle ilgili hüccetimiz varsa Allah katında amenna ve sadakna da kabul ederiz. Ama yoksa kim var diyorsa müddeyi iddiasını ispat etmek gerekir. O ispat etmektedir. Bu kitaplarda bildiğiniz gibi öyle tanımlanıyor. Yani anlamı, manası Peygamber'in kalbine Allah tarafından tohumlanmış, düşürülmüş. Fakat o anlamı kendi kullandığı kelimelerle o dile getirmiş. İşte bu gibi hadislere hadisi kutsi deniyor. Şöyle şey olmaz yani. Olmaz şöyle. Olabilir. Varsa delili olur. Yani Allah'ın olur dediği şey bizim için amenna ve sadakna olmalıdır. Yani kabul edin. Ama böyle olduğuna dair Kur'an'da bir şey yok. Eğer öyle olsaydı bunlar üzerinde ihtilaf olmaz. Mesela Kur'an bu kadar tarih boyunca sapık ve sefer çıkmış, işte Hasan Sabbah'ından bilmem kimine kadar karmakilerinden ötesine verisine ama Kur'an üzerinde ihtilaf. Onu anlama metoduyla ilgili köklü ihtilaflara dönmüşler. Mesela batılı tefsir demişler. Batılı tefsir yapanlar Kur'an'ın bir yerinde girmiş, ona 100.000 kilometre öteden çıkmış. Yani ondan o kadar uzaklaşmış. Biz Müslümanlar batılı bilmiyoruz. Batılı sahibi Allah. Biz zahirle hükmetmek durumundayız. Zahir yani bize görülen beş duyumuzla algılayabildiğimiz şeylere zahiriz. Zahiren şu adam içki içiyor mu? O zaman haram. Zahiren şu adam şu kadınla düşüp kalkıyor ve bu haram. Evet, batınında kim bilir ne hal? Ne demek batınında? Yok demiş. O zaman haram tamam mıydı dünyada? Herkes her halde karıştırsın, üstüne varınca da efendim sana öyle görülüyor yani zahiren öyle. Batınında ben şu halde karıştırıyorum. Hadi o zaman. Biz kimseye suç istiyorsun denemezsin diye sana suç görülen o efendinin üfürüğüne göre başka şey görünür, başka şekilde ifade ederdi. Onun için İslam bunlara itibar etmiyor. Var ya tasavvufta meşhur, şeyhini önünde rakı sofrasıyla, efendim yanında bilmem aşiftelerle de görsek, gene de kalbini bozmayacağım. Bu sana görünen efendim zahirdir. Kim bilir mübarek batınında ne haldedirmişmiş de bilmem ne. Vallahi ben onu göreyim de batını da zahiri de ona elindeki sopayla gösteririm. Yani öyle şey mi olur? O zaman haram helal kalır mı? Berbat olur dünya. Taassu ne der? Kokar. Ve hiçbir üstünde kimse yaşayamasa dünya. Benim aslında galiba yanlışlık şuradan kaynaklanıyor. Yani hadis tanımına bir açıklık getirmekte yarar var. Yani hadis peygamberin sözü değil, öyle söyleyeyim ben, yani kendi tanımımı söylüyorum. Peygamberin değil, tebeşiri ve tahtayı güzel bulunca biraz evet, sözü değil, onun söylediği, söylenen sözler. Sözlere denir. Ben Allah mağfiret etsin, hadisle uğraşan adını bildiğimiz bilmediğimiz nice imam var ise, Buhari'sinden Ebu İbn-i Mace'sine, Ebu Davud'undan Tirmizi'sine kadar, hepsinin böyle anladığı kanaatim. Aksi takdirde hadis denildiğinde ya da kendilerine hadis denilen bir söz geldiğinde hiçbirisinin onları kitabına almamazlık edemeyeceği konusundayım. Eğer almamazlık etmiş, dünya kadarını kitaplarının dışında bırakmışlar, yani atmışlarsa bu şunu gösteriyor ki peygamberin sözü gözüyle bakmamışlar. Peygamberin söylediği, söylenen sözler gözüyle bakmışlar ki bu eleştiriyi yapabilmişler. Mesela Buhari 600 bin hadisin içerisinden seçtim dediği Sahih Buhari'sinde elimizde kitabın orijinalinin tercümesi var. Orijinali de var.
bir kelime eksiği, bir kelime fazlası, ziyade rivayetleri filan da dahil 7200 küsur hadis. 600 binin yanında 7200 küsur nedir bir düşün. İmam Müslüm'ün kitabının ön sözünde, Sahih-i Müslüm'de 1 milyon hadisin içinden seçtiği söyleniyor. Elimizdeki Sahih-i Müslüm'de 3300 hadis var böyle. Tirmizi de öyle, İbn-i Mace de öyle, Darimi de öyle, Ebu Davud da öyle. Öyleyse siz bunlardan biri olsaydınız, peygamberinizin söylediğine inandığınız bir sözü atabilir miydiniz? Atsaydınız yine de Müslümanım diyebilir miydiniz? Ben diyemezdim doğrusu. Yani peygamberinize diyeceksiniz ki senden duyduğum ayetlere amenna ama öteki lafların beni ilgilendirmez. Öyle Müslümanlık olur mu? Olmaz. Şu şeyi alsanız, mikrofonu al. Bismillahirrahmanirrahim. Yakın alma. Demin Ercüment Efendi iki tane hadis rivayet ettiniz. Dediniz ki namazla ilgili. Namazla ilgili. Şimdi ben sormak istiyorum, siz onu nereden aldınız? Namazla ilgili olan o iki. İbn-i Mace'de var, Sahih-i Müslim'de var, Tirmizi'de var. Kaynaklarıyla beraber iktibasın bu ocak sayısında çıkacak. Yani nerelerden aldım? Şunu demek istiyorum. Yani bunlar da rivayet. Peygamberin öğleyle ikindiyi birlikte kıldığı, yatsıyı da akşamla birlikte kıldırdığı hazerde, yani sakin bir halde, öyle seferde falan değil, seferde ayrı. Ama bu da böyle de yaptığı var. Onun için birisi çıkar öyle yaparsa buna sen İslam'ı reddediyorsun, sünneti değiştiriyorsun demek mümkün değil anlamında bu örnekleri verdim. Demek ki böyle yapmışsa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yapılabilirliğini göstermek için yapmıştır. Yoksa hep öyle yapmıştır değil. Dikkat edin. Biz de herkese hep öyle yapın demiyoruz ama vakti darsa, sıkışırsa insan yer yer zaman zaman öğleyle ikindiyi beraber kılabileceği gibi akşamla yatsıyla beraber kılabilir. Çünkü Allah'ın Resulü yapmış. Yoksa biz kendiliğimizden din ihdas edecek değiliz. Çünkü ibadetlerimizi Resulullah'tan öğrenmek durumundayız, zorundayız. Nasıl yapacağız başka? Ben orayı ayıramıyorum veya ben sizi anlayamıyorum o konuda. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem madem rivayet etmiş, hadisler var. Şimdi benim işime geleni, benim işime mesela namaz kursundaki namazın günde 5 vakit değil de 3 vakit kılmak benim nefsime hoş geliyor. Ben bunu yaptığım zaman bunu Resul'ün hadisinden alıyorum ve diyorum ki bu hadis birkaç yerde var ve sahih. Veyahut sizin üzerinde daha önce durduğunuz bir mesele var. Mesela kadınlarla birlikte oturma meselesi. Evet. Mesela siz diyorsunuz ki Hazreti Ömer, Rum kızı. Ben demiyorum. Kaynaklar abi, öyle söylüyor. Ben naklediyorum. Naklediyorsun. Ben dediklerini diyorum. Özür dilerim. Mesela siz o hadisi. Çünkü o devirde yaşamadım. O hadise dayanıyorsunuz ve konuşuyorsunuz. Evet. Peki ben de onun karşısına diğer bir hadisi dayattığım zaman. Şimdi o size göre doğru. Diğeri bana göre doğru. Bunun içinden o zaman çıkamayız yani. Zaten çıkamıyor ki bu konularda tek görüş üzerinde birleşildiğini duydun mu hiç? İşte onu demek istiyorum. Siz niye onu delil olarak getirirsiniz? Size orada o lazım olduğu için getiriyorsunuz? Yok. Ben doğrusu işin böyle olduğuna ciddi söylüyorum, inandığım için getiriyorum. Yoksa lazım olduğundan falan değil. Lazım falan da değil yani. Öyle. İşte şurada da beraber oturuyoruz. Anladın mı? Demin işte namaz... Peygamberin mescidinde de aleyhissalatü vesselamın kadınlar da erkekler de geliyordular ve böyle oturup onu dinliyordular. Hadisler de vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarla aralarında bir perde vardır. Bu gibi hadisler. Buna benzer hadisler de mevcut yani. Ve sahih olarak... Evet. Yerine göre, o kadınların durumuna göre o zaman belki bu o şekildeki rivayetler sırasında kadınlar henüz açıktılar belki. Çünkü biliyorsunuz setrile ilgili ayet Medine'de epey sonra geldi. İçkinin yasak edilmesi de Uhud'da bir takım sahabe içkili. İçki içmiş, birkaç kadeh çekmiş, öyle çıkmış savaşa yani. Evet. Ondan sonra geldi içki tümüyleme meneden ayet. Şimdi hangi ayetin, hangi sözün ne zaman da söylendiği, hangi ayetten evvel, yani şu ayet inmeden, indikten sonra söylendiği bilinmezse karıştırılabilir. Mesela
Peygamberin hanımlarına deniyor ki başkalarıyla konuşurken perdenin arkasından konuş. Diğerlerine de yani insanlara da peygamberin hanımlarıyla perdenin arkasından konuş. Aslında bu peçenin arkasından, şu perdenin arkasından anlamında değil. Bakın olay şöyle. Mescid-i Nebevi dediğimiz yer, Şahrufuzluğunda seyrettiğimiz yer, kaynaklar gerçekten kaynaklara bağlı olarak çevirmişler. Şahrufuzluğunda mesaj bilim var ya, seyrettiniz. Şimdi mescidin ön tarafını çizelim. Yani diyelim şöyle bir şey, duvar efendim. Ve böyle yani hayvan falan girip işemesin, pislemesin falan filan. Yani biz bugünkü değil de mazlum görüntü öyle davar ağlı gibi derler ya. Yani. Üstünde mal filan değil. Bir ön tarafında işte 3-5 kurma ağacıyla gökyelik yapılmış. Bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a birkaç tane hücre, Arapça hücre, Türkçe oda yapılmış. O odalar. Şimdi bu mescide açılıyor. Şurada kapı yeri bırakılmış. Bir ahşap varsa kapı yaparsın. Yok. Bahşe yok, bir şey yok yani. Ne yapacak? Oradan bir perde sarkıyor. Dedemiler, Peygamber'i sorguya gittikleri zaman takıp giriyorlar şu perde. Yani oradan ötesi, o adamın mahremiyetinin bulunduğu yer, hanımı var, kızı var, banyo yapıyor, olur, açık olur, çıplak olur. Sen elin adamısın, Müslüman da olsan ne işin var? Takıp giriyorsun. Dur orada, perdenin önünde. Hey, ahali içeride kim var? Ayşe mi var, Fatma mı var, sana birisi ses versin. Sen ne istiyorsun? Resulullah mı arıyorsun? Resulullah nerede? İçerideyse desinler ki ya Resulullah, seni bir adam çağırdı. Yok nerede? İşte filanın kurbanında, Ömer'in evinde, bu Bekir'in yanına gitmiş. Desinler oradan, oradan dön, geç oraya git. Hep giriyor adam, onların kapalıklarını da Kur'an-ı Kerim yeriyor. Unutamıyor mu? Böyle yapıyorlar. Yoksa peçe taksınlar mı? Bütün hadis rivayetlerine bakın. Mesela birçok ravi diyor ki, filan yerden geliyordum, yolda diyor, Hafsa'ya nasıl? Ömer'in kızı da Peygamber'in hanım. Ey Hafsa dedim diyor, işte şöyle şöyle mi, böyle böyle mi yani? Birisi şu anda ilgilendiriyor. Peki, Hafsa'nın yüzünde peçe varsa Allah aşkına, Hafsa tabelayla, araba gibi plakayla mı geziyordu ki Hafsa'nın olduğunu anladı o adam, o ravi? Ayşe olduğunu anladı. Ümmü Seleme olduğunu anladım. Mümkün görüyor musun? Hep tarafını kapatın bakalım bir kadının ve üstüne at plaka takmazsanız da tanıyın. Hanımınız olduğunu tanıyın. Hanımınız olsa tanıyamazsınız. Tanıyabilir misiniz? Ama onca ravi hadis kitaplarına bakın, hatırlamaya çalışın. Demiyorum, falahiyetten geliyordum, filanın hanımını rastladım, ya şuna rastladım. Dedim ki, ey falan bildi filan, şu şöyle bu böyle, peki falan bildi filan nerede? Bana şu bir alışlık yüzden tanıdır. Bir insanın kadın erkek. Bir yüzünü kapat, her tarafını aç, tövbe tanıyamazsın. Ama her tarafını kapat, bir yüzü açık kalsın, milyarlarca insan yüzünden tanınır. Öyle mi değil? Sonra o zaman ayet-i kerimede zaten o açıktı. Ben öyle bir şey iddia etmiyorum. Zaten ayet-i kerimede... Siz demiyorum, tamam. Ayet-i kerimede zaten... Siz öyle dediniz demiyorum. Demedim. Kapı meselesi de... Kapı Medine'de de kullanılıyor. Perde sarsar. Şimdi bakın Kabe'nin tamiri söz konusu. Peygamber henüz daha Risale Bizzet'ten demiş. Bizzet demiş ve Kureyş Kabe'yi tahrip olmuş. Yapacak yeniden yapacak. Keresi yok öyle. Nereden temin ediyorlar? Okuduğum kitaplar yazıyor. Cidde'de bu Kızıldeniz sahillerinde tamam bir Rum teknesi artık şöyle bir orta boy Karadeniz balıkçı şey motoru. Dalgalardan sahildeki taşlara vurmuş, parçalamış, bolozlu. Keresi haline gelmiş artık. Bozum kayıp olmaktan çıkmış. Onun para topluyorlar da ortaklaşa Mekke'de. Efendim, develerle geliyorlar bu Rum tüccardan. Gemisinin enkazı olan keresteleri alıp götürüp Kabe'nin inşaatında kullanıyor. Yani kerestesi olan bir memleket bunu yapar mı? Hazreti Ömer kız kardeşinin evine girerken hadise şeydir, kapıyı vuruyor. Benim hiç tahta yok anlamını da söylemiyor. Evet. Ol. Öyle yani bugünkü gibi eli yapsan elbisi değil. Üstelik Müslümanlar Medine'de çok fakir yiyecek ekmek bulamıyor. 3 gün aç kalıyorlar. Kaldı ki evrenler kapını kereste almışsınlar. Dışarıdan bir şey istediğiniz zaman
perdenin arkasından çıkıp odanın içerisinde ilişkili hadise. Yani odanın içerisinde bir perdenin olduğu şey yapıyor. Yani de yemek yiyorsunuz? Yok, bu burada şey var, işte mescidinde böyle mesela mescidinde peygamberi namaza çağırmak için yani bir olay olmuş, geliyorlar buraya. Buradan sesleniyorlar, ya Resulullah içeride misiniz? Peygamber genelde de o zamandan böyle çıkıyor. İmam etkiyede geçip orada namaz kılıyor. Ya Hazreti Resulü Efendimle ilgili bir şey değil bu soru. Hanımlarla bir şey istediğiniz zaman, bu perde arkasına isteyiniz. Yani hanımlarla ilişkilerinizde. Ayrıca yani odada. Müsaade edersiniz. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dinimizin müsaadenin sonra Hazreti Aşağı'nın izin ders vereceğine şart yoktur. Resulü Ekrem Sinema Esasının perde arkasından veriyor. Şunu bana versin. Şimdi bir çoğu ayı vermez o zaman. Onu da verebilmek istemiyorum. Eğer yani bu perde meselesi üzerine konuşuluyorsa için ona gerek duyuldu. Resulü Aleyhisselam Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hanımlar zaten müminler annesiydi. O bayrağı da anlamazdı. Ama orada niçin perde konuyor? O bayrağı da anlatırken tabi belki değil mutlaka farkında olmadan sanki naklettiğimiz hususta onların olayı şahidiymiş gibi gösteriyor. Mesela aynı konuda ben de size şunu söyleyeyim. Cebel vakasında Hazreti Ayşe'nin baş kumandan olduğunu biliyorum. Peçe arkasından bu baş kumandan olduğunu biliyorum. Demek ki yani biraz bu olayları şu nakilleri birbirine zıt anlamlar içeren nakilleri birbirine vurduğumuz zaman bu işler demek ki öyle yani çok Kur'an'da da böyle bir şey yok. Şerde arkadaşlar konuşalım. Fark öğrenin. Birisi savaş konumu, birisi savaş konumu, birisi de evde oturup sohbet etme yeri konumudur. Eğer dikkat ederseniz ikisine ayrı ayrı konumlardır. Ayşe çok değiştir biliyorum. Savaşta yani buna yani imkan yoktur zaten ama... Başta kadınlar çağırıp kısmı da vardır. Deven üzerinde özel kadınlar için hazırlanmış olan yerlerde çağırırlar. Evet. Ama kadın kumandan, içeride kim var bilmem ne bilmeden savaşacak. Cebel vakasını kumandan. Evet. Şakası yok. Şimdi yani peki Uhud savaşında oraya koşturuyor, bunun bacağını sarıyor, şunun yani kolunu sarıyor bilmem ne filan. Ben dönmeye gitmem şeyinde. Ve durumunda ve de biz ağabeyimiz ikna etmek zorunda bir şey diye düşünüyoruz. Yanlış bunu anlamamız lazım. Dönümde de deyim ama. Ağabeyimiz mezhepler bir ayrıntı kabul etmiyor. Öyle diyorum onlar. Bunu siz söylüyorsunuz. Ben öyle bir şey söylemedim. Duyan oldu mu burada beyler öyle bir şey? O sizin zuhumunuz. Zuhumunuz alıp mı? Yani zuhumunuz olmaz. O onun bunun söylediği, ya ikna edelim edemeyelim o ayrı mesele de şimdi ben söylemişim yanınızda da şahidiniz, hüccetiniz varmış gibi kabul etmiyor diyorsunuz. Tövbe estağfurullah, yıllardır yazı yazarım. Hiçbir yerde böyle bir şey yazmadım, söylemedim. Üstelik benim de bir mezhebim var ama seninkinden farklı olabilir, olur da. Caiz değil mi? Haram mı yoksa? Arkadaşa söyleyeyim. Neyse. Evet. Sağlıklı konuşmak daha iyi bir şey anlamak için belki evet. Tek kişi konuşması ve güzel zaten şey Ertemek Bey hiç kimseyi zorlamıyor. Biz de hiç kimse Ertemek Bey'i zorlamıyor bu konuda biz... yani belirli konuları kabul ettik. Sadece belirli şeyler ortaya çıksın, herkes düşünsün, taşınsın, araştırsın. Rüştü Bey, yani. Affedersiniz saat, vakit ve şu salonla ilgili durumunuz evet, hakkında bir bilgi verin de onu mahcup olmayın yani bir söz vermişsinizdir filan elin yerini zorla tutmuyor. Kaç dakikamız var? 15 dakika daha devam edelim. 15 dakika. Peki beyler bilelim de hani söz getirmeyelim burayı tutanlara. Evet efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Evet. Farz, Cenab-ı Allah'ın kesin yapacaksınız mecbur diye emrettiği farz. Bunu mecbur yapıyoruz. Doğru. Yapamıyoruz, yani gücümüze yettiği nispetle yapmaya gayret ediyoruz. Nasıl ile? Diğerde okuduğumuz. Kul diyoruz, kul dinliyorum. Allah'ına, kul Rabbisine nafilelerle yaklaşır diyor. Farz kesin mecbur yapılacak. Kul, nafilelerle evet. Allah'ına, Rabbine daha yakın olur. Bu ayet değil.
Başkalarının sözleri. Şimdi farzı yapınca yaklaşmayacaksınız. Nafilelerle yaklaşacaksınız. Olur mu öyle şey? Asıl farz yaklaştırır. Haramdan uzaklaşmak yaklaştırır. Farzı yerine getirmek yaklaştırır Allah'a asıl. Tamam, o mecbur yapınca Allah onu hiçbir şeye saymıyor mu? Yani aradaki uzaklığı kısaltmıyor muyuz? Onunla ona yaklaşmıyor muyuz? Yaklaşıyoruz. Evet. Biraz daha sesli bir yapayım. Evet. Daha açılmalıyız. Ben anlayamadım. Biraz bana zayıf geliyor sesiniz. Evet. Lütfen soru soran arkadaşın dışında kimse konuşmasın da anlayalım sorusunu. Olmaz mı? Lütfen. Evet. Tefsirler hakkında. Evet. Demin de ayet okudunuz. Bu ayeti ne şekilde anlamamız gerektiğini sordunuz. Tefsir olmasa eti, belki ben o ayeti size anlattığınızın tam dışında anlayacaktım. Tefsirler zaten bunları açıklamak için tahmin ediyorum yazıcı kitaplar. Ki içinde sağlık kaynaklar var. Bunlar bir yerde bir lüzum tutmuyor. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman, ayetleri maalesef okuduğumuz zaman, birbirine bizim nazarımızda çıkmış gibi olduğuna tanıdığımız ayetler var. Bunların da içine çıkabilmek için mutlaka meselelere ihtiyaç duyulacak. Çünkü yine bu meseleler hangi hususlar hakkında indiği ve hangi konuları ihtiva ettiği açıkçası anlatılmak için o zaman daha güzel bir açıklama gelmek istiyor. Diğer bir mesele. Dilerseniz iki kelimeyle bu birinci sorunuza cevap vereyim çünkü biraz zor tutuyorum aklımda. Şimdi tefsirlerle ilgili ben lüzumsuz demedim. Eğer dediysem sözümü geri alayım. Bakın, tefsir okumayla ilgili kanaatımı söyleyeyim. Ben tefsir okumayı herkese tavsiye etmiyorum. Kime ediyorum biliyor musunuz? Hele yeni başlayan herkese adeta elimden gelse yasaklarım. Net konuşan bir insanım. Sebebi şu. O kadar çok yanlışlıklar var ki tefsir kitaplarında, o yanlışı doğrudan seçecek durumda olmayan, henüz temel bilgiler edinmemiş, alamamış bir adamı tefsirlerin içinde kaybetmekten korktuğum için tavsiye etmiyorum. Ama İslam nedir? Kur'an'daki İslam hakkında temelli, köklü bilgisi olan bir insandan da hiç korkmuyorum. Yani yüzme bilenden, ister okyanusta atlasın suya, ister Marmara Denizi'nde hiç fark etmez korkmadığım gibi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi eğrisini doğrusundan nasıl tefrik edersiniz? Ben size Hazin tefsirinden bir şey nakledeyim. Şu anda. Nuh Aleyhisselam'ın gemisine tufan sırasında aldığı hayvanlardan bazılarının ismini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de anıyor malumunuz. Bu olaydan Allah bahsetmeseydi hiçbirimiz ne gördük ne ettik hala da enkazı aranır durur Nuh'un gemisinin daha bulan eden yok işte kimisi benzetir falan filan. Yani elimizde şu dünyada elimizden değeceğimiz gözümüzden göreceğimiz bir emare de yok. Allah-u Teala buyurduğu söylediği için biz doğrudur diyoruz. Ama neye dememi demeli bize verilen bilgi kadarına doğrudur. Orada işte tufan olduğu o tufana Nuh'a inanan Nuh'un getirdiği dine inananları ve işte hayvanlardan da bazılarını alıp o tufandan korunmasını Allah-u Teala Nuh'a vahyediyor. Nuh da bunun gereğini yerine getiriyor. Bu tufanın kaç gün sürdüğüyle ilgili Kur'an'da bilgi var mı? Yok. Geminin ne kadar büyük olduğuyla ilgili bilgi var mı? Yok. Var mı? Yok. Benim hatırladığım yok. Yani söylediklerimin tersine bir şey bilen varsa söylesin. Doğrusu önemli olan ortaya çıkan. Bakın Hazin tefsiri ne diyor? Tefsirinde yani Hazin Efendi, Allah onu mağfiret etsin hepimizi de öyle. Efendim Nuh Aleyhisselam'ın gemiye aldığı hayvanlar, affedersiniz işeye gemi hayvan gübresiyle dolmuş. Herhalde kürek almayı falan da unuttu mu ne yaptıysa, gemi batacak diye korkmuş Nuh. Arslan'ın böğrüne şöyle bir yumruk çakmış, arslan işemeyi durdurmuş.
Aynen böyle yazıyor tefsirde. Hazin tefsiri. Yani çok meşhur bir tefsir. Tamam mı? O sırada aslan bir hapşırmış, iki deliğinden burnunu, bir dişi, bir fare erkek doğmuş. Farelerin doğum yeri de Nuh'un gemisiymiş. İlk defa yeryüzünde fare orada halk olmuş. Ondan sonra filin alnının çatına bir vurmuş, o da işemeyi durdurmuş. Velhasıl güvercini çimdiklemiş, ötekini bilmem gıdıklamış, bir şeyler yapmış. Ve böylece gemisini gübreden batmaktan korumuş. Diyorum ki ben şunları anlatan adam, Hazin ol, sen ol, ben olayım. Anlatan adama söylüyorum, anlatan kapıya. Yani Nuh'un gemisinde Birleşmiş Milletler'in gözlemcisi olarak mı bulunuyordun mübarek? Bunları gördün mü? Biz geminin kendini bile göremedik. Ulan enkazını bile göremedik. Bırak içindeki öteyi beriyi, gübrenin ne kadar olduğunu. Ne lüzum var bunları anlatmasan, bunları söylemesen ki baştan aşağı hurafe bunlar. İslam eksik mi kalır yani? Ha? Ya böyle şeyler var. Şimdi adam tefsir okudum. Hazreti Efendimiz'in tefsirini diye aha bunları öğrenecek. Benim karşımda gübreyle ilim satacak. Buyur. Bu açıdan söylüyorum. Yoksa hiç okumayın değil. Şimdi bana diyorsun ya abi ben araba kullanayım mı? Otobanda. Şoförlüğü biliyorsan kullan arkadaş. Ama hiç bilmiyorsan oraya çıktın mı adamı 90 kere çarparlar. Mevlevi dervişine döndürürler. Çık istersen bilmiyorsan. Çık da gör. Dediğin doğru mu eğrim. Niye yasak olsun ki oku. Marx'ın Das Kapital'ini de oku. Yeter ki onu muhakeme edebil ve nereleri çürük, nereleri bilmem ne. Bunu yapabil ama aklın hiçbir şeye ermiyor da ilk okuduğun kitaba şapmadan aşık olup kalacaksan o zaman tehlikeli bir iş. Okuma derim sana yavrum. Kaza gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Öyle demek istiyorum ben. Yoksa tefsirlerin hiçbirini tavsiye etmiyorum. Niye tavsiye etmeyeyim? Biliyorum. Allah razı olsun. Ben de açıklığa kavuşturmak istiyorum ki zan bunlar halinde kalmasın. Madem benimle ilgili düşünülüyor, ben açıklayayım buradayken. O kadar. İşte bu kadar. Orada kal. Görmüş gibi, filmde seyretmiş gibi orada neler yazmış, neler hazır. Ne işin var da bunları karıştırıyorsun babam ya? Evet. Söz gelişi söylüyoruz yani. Ne Said-i Nursi'nin kitabında Ebu Hanife'nin fıkhından değil, Kur'an'dan çekecek. Evet. Peki biz itibat etmediğimiz zaman diye fıkhi meseleler, ardına fıkhi meseleleri ortaya koymuşlar, Kur'an dışında fıkhi meseleleri getirmişler. Biz bunları bir yerde sakmışı bıraktığımız zaman biz en azından onunla durumunda olmamız lazım ki aynı meseleler bizde vakıf olabilir. Yoksa itibati meseleler nasıl ortaya çıkarabileceğiz, bu da büyük bir soru olabilir. Söyleyeyim ben efendim, açıklama yapayım izninizle. Biliyorsunuz Allah mağfiret etsin, Ebu Hanife Hicri 80 yılında doğmuş bize gelen bilgilere göre ve 150 yılında 70 yaşında da Halife Muhtasım'ın zamanında onun attırdığı dayakların sonucu Bağdat hapishanesinde hayata veda etmiş. Allah mağfiret etsin, ecrini ziyadesiyle versin. Şimdi onun içtihad ettiği yıllarda hadis henüz tamamen toplanmış bitmiş değil. İmam Bukhari, hadis imamlarının en önde geleni olarak bilinen İmam Bukhari'nin doğum tarihi Hicri 150'dir. Yani Ebu Hanife'nin doğduğu, öldüğü yıl Bukhari doğmuş. Tabii ınga der demez de bir insan hadisçi falan olamaz malum. Yani bir işin derlenip toparlanıp mesela bugünkü insanlar onların her birinden daha şanslı durumdayız. Tabii ilgi gösterirsek, ilgilenirsek. Bir kere hadis toplanması işi kesinlikle bitmiş. Yani yeni hadis toplanacak filan hali yok. Bir. İki, bilgisayar var bugün önümüzde. Bütün hadis kitaplarını ona döküp, hepsini olduğu gibi motamot kaydedip Arapçasıyla, Türkçesiyle, istediğimiz konudaki hadisleri ister efendim
İbni Hümam'ın sahifesinden nakil olsun, ister Ahmed İbni Hanbel'in müstedinden, ister İmam Malik'in muvattağından, ister bilmem kimin nesinden, hiç fark etmez. Şu konudaki hadisleri bana ver deyince çatır 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 sana printer hepsini döker verir. Bu imkana o imamların hiçbirisi, o muhabbet hiçbirisi sahip değil. Mesela bunlar büyük kolaylıklar. Bugün hadis işiyle uğraşan insan, o günkü insanlardan çok büyük avantajlara sahip. Eğer bugün o boyutta insan alim çıkmıyorsa, uğraşmadığından çıkmıyor. Uğraşmazsan bir işin erbabı olabilir misin? Olamaz. Ne araba yapmanın, ne hadisten anlamanın, ne tefsirden anlamanın, ne siyeri bilmenin. Hiçbir konunun uğraşmazsan uzmanı olamazsın. Biliyorsunuz. Uğraşılsa da yapılamayacak, erişilemeyecek bir tek iş var, o da peygamberlik. Onun dışında pilotluktan hadisçine, müfessirlikten bilmem tarihçine, her şey uğraşmakla ilgili. Ne kadar meleke kesbederseniz, ne kadar emek sarf eder, üzerine düşerseniz, o nispetle devam olursunuz. Akliyetiniz kadar, beceriniz, kabiliyetiniz kadar. Peygamberlik hariç, peygamberlik çalışılarak olunmuyor. Yani Allah-u Teala'nın seçmesiyle olunur. Anlatabiliyor muyum? Bu bakımdan onlar yanlış yapmaz değildiler. Zaten ne Ebu Hanife'nin böyle bir söz söylediğini düşünebilmek mümkün. Akıllı, bilgili, takva sahibi insan olarak. Aklı kabul edemez. Çünkü Müslümanım diyen şunu bilir ki yanlış yapmayan tek varlık var Müslümanın gözünde, o da Allah-u Teala. İmam Malik yanılmadı. Ebu Hanife yanılmadı. Mümkünü var mı? Onlar da insanda, onlar da yanılırlar. Bir. İkincisi, onlardan bize gelen her şeyi terk edelim, çiğneyip geçelim. Bu çok yanlış bir şey yani ve salakça, dangalakça bir şey, düşünce bu. Neden? Akıllı insan kendinden evvel gelip geçmiş akıllıların akıllarından yararlanmayı bilen insan değil midir? Akıllı insan ister gününde ister kendinden evvel gelip geçmiş başka akıllıların akıllarının ürünlerini alır, kendi aklına ilave eder ki kendi aklı insanı böyle artar, böyle diyebilir. Ben kimseyi bilmiyorum, bir ben varım akıllı diye demek kadar çatlaklık yok zaten. Yalan mı? Böyleleriyle dolu Bakırköy. İstanbul. Evet. Namaz konusunda da yani şöyle namazla ilgili iki cümle Rüştü Beyciğim söyleyeyim. Şöyle efendim. Bu konuda sen yani ben demiyorum ki illa öğlenle ikindiyi hep birleştirin. Sen birleştirme ayrı kıl ama birleştirene de bu adam dinini değiştiriyor gözüne bakma çünkü Peygamberin de öyle yaptığıyla ilgili rivayet. Peygamberimizin yani Aleyhisselatü Vesselam. Öyle olunca o öyle yapıyorsa namaz kılıyor mu kılıyor. Öyle yapıyorsa öyle de yapmış peygamber yapsın. Anlatabiliyor muyum? Senin yaptığın da yapılabilir, onun yaptığı da yapılabilir demek. Ama kafamızdan bir şey icat ediyorsak o yapılamaz işte. Evet. Öyle söyledim zaten ya. Yani Mekke'de öyle kereste falan yok. Orman da yok. Medine'de de yok. Yani çok fakirlik kol geziyor biliyorsunuz. Tesettür açıkça belli zaten. Yani kadının erkeğe mesela evinde de olsa eğer misafir varsa
dışarı gibidir evi misafir bulunduğu sürece. Yani onun yanında örtünmek durumundadır. Kocasının yanında durduğu gibi duramaz. Kimlerin yanında nasıl duracağı ile ilgili ayet uzun uzun anlatıyor zaten. Değil mi? Yok, yani kapalı olduktan sonra, ilim de konuşulduktan sonra, yani mala yani lakluk etmedikten sonra yan odada da olabilir. Eğer yer yok, müsait değilse aynı odada da olabilir. Kapalı olduktan sonra benim kanaatim fark yok. Ama illa getir de karşıma oturt, yok. Bunun da gereği yok. Ama dinlemeli. Yani bu yüzden ayrı tutacağız diye. Erkekler birçok şeyi dinlemek istiyor, öğrenmek istiyor. Gidiyor, şuna gidiyor, buna. Ama kadınlara bak, şu toplumda şurada erkekleri bir sayın tesadüfen. En az bir herhalde 30 kişi var. Bir de kadınlara bakın, onu bile doldurmuyor. Bu toplumun kadını burada bu kadar az mı? Öldükten sonra kadınlar dirilmeyecek mi? Hesaba çekilmeyecek mi? Sizin bilmek ihtiyacını duyduğunuz şeylere kadınların ihtiyacı yok mu? Ama şunu kabul edelim, hoşumuza gitmese de bizim toplumumuzda oldu mu olası kadın ikinci sınıf insan sayına gelmiş. Hakkımız var mı buna? Gördüğü muamele. Ama dinimizden değil, görüşümüzden. Efendim, dinimizden olmadığını söylüyorum ben zaten. Dinimizde olanı söylüyorum ki böyle yapılmasın. Çünkü hep dinimizden olmayan yapıla gelmiş. Onu terk edelim de dinimizin dediği gibi yapalım manasına söylüyorum zaten. Yoksa dinimizi nasıl suçlarız? Olur mu öyle şey? Dinimiz öyle söylemiyor ki. Allah'ın erkek öğlen namazını kılacak 10 sevap alacaksa kadına 9,5 mu yazılıyor sevap? Yok. Hep Allah ne diyor? Mümin kadınlar, mümin erkekler. Müşrik kadınlar, müşrik erkekler. Yani cinsiyet farkı, kulluk farkı doğurmuyor. Kadın da olsan istersen isyan edebilirsin Allah'a, istersen iman edebildiğin gibi. Erkek de olsan isyan edebiliyorsun, iman edebildiğin gibi. Mesela ona gerektiği gibi kul olmaya çalışmak. Kadın ol, erkek ol. Allah kadını da erkeği de, ikisi de insansa ki insan, mükellef tutmuş, dinini muhatabı tutmuş. Efendim. Aşırı temayilleri götürüyor. İşte fikir oluyor, keyif oluyor. Dinden aşırı zevk alma gayetleri belli bir sınırda bunu müzik olarak güzel anlattınız. Fakat benim size gördüğüm, ben okuduğum şeylerde sizin tatlısınız, zevkini ötürüyor. Sizin konuştuğu durumuna getirdik. Hep sınırlar bu yüzden. Sizin baktığınız zaman, sizin yaptığınız bu matematik sermedi. Bu dinin meydana getirdik. Baktığınız zaman zevk vermeyen insanlar, insanın ruhunu okşamayan şekilde, kadına Ayşe Vali'nin kıyafetini verirken ne bırakabilecek kadar sorumsuz bir duruma gelebiliyoruz. Yani ama buna İslam halvet diyor ve İslam men ediyor bunu. Nasıl yani, yalnız bırakıyoruz ki? Yani, bırakanlar düşünsün. Ben öyle bir şey ne dedim ne yaptım. Geldiğinde böyle bir şey gördüm. Mesela yok. Bir delikanlıyla kız yalnız orada. Nerede? Ankara'da. Yani benim demek istediğim şu. Dinden biraz zevk almanın yollarını da göstermek lazım. Şu anlattığınız din benim ruhumu okşamış. Yani ben yine bir matematik kitabı olarak anlıyorum. Benim ruhi ihtiyaçlarım da var. Benim sırf bedeni ihtiyaçlarım yok. Efendim, Almanya'daki insana dini anlattığınız zaman Almanya'daki insanın belli bir adalet ihtiyacı karşılanmış. Sosyal ihtiyaçları da var. Sosyal anta gidiyor, para alıyor, şu bu. Evet. Bu ruhu nerede bu dinim? Yani benim sizin anlattıklarınızda görmediğim şey bu dinin zevk veren yok. Bu, vallahi ben hayatım boyunca zevk alıp duruyorum ama buna dikkat etmek lazım. Bilmiyorum yani sakatlık gösterebilseniz keşke de oradan hemen dönsek. Ama ben bu yaşıma geldim, 55 yaşındayım. Yıllardır da bu işte. Zevk almasaydım 50 kere çark ederdim topuklarımın üzerinde, vazgeçerdim bu işten. Belki bazen de aynaya ruhen ve bedenen çıkın. Evet. Bana İslam nasıl bir şekil vermiş? Ben kendi hayatımda yapmak istiyorum. Yani İslam benim günlük hayatımda neleri değiştiriyor? Başkalarının yapıp da benim yapmadıkları nedir? Başkalarının zevk almadığı da benim zevk aldığım şeyler nedir? Başkalarının taktığı da benim elimi çektiğim şeyler nedir? Örneklendirin bunları. Her şey güzel duruma geliyor. Giyimimiz, kuşanmış, insanlarla olan münasebetlerimiz diğerlerinden hiç farklı değil. Yalnız bizim kafamızın içinde
tamam ben başka bir dine inanıyorum. Ama pratikte bizi başka yapan hiçbir özellik. Nasıl yok arkadaş ya? Ya insafınız kurusun diyeceğim size. Yani nasıl yok? Bugüne kadar benim bir haram işlediğimle ilgili kimse bir tek şey söyleyemez. Bir farzı terk ettiğimle ilgili kimse bir şey söyleyemez. Nasıl? Nasıl yok babam ya? Peygamberin kılığına baktığın zaman Ebu Cehil'in sırtında intiharı var, onun da sırtında intiharı. Bir Arabi geliyor, içinizde Muhammed kim diyor. Demek ki hiçbir alameti yani görünüşte yok ama ahlakıyla... Ahlakıyla yok efendim. O Yahudilerle özel bir olayla ilgili karıştırıyorsunuz. Şimdi öyle değil iş. Var hadis. En azından adamın biri atmamış. Demek ki atılmayacak bir değeri var. Diyor ki siz kafanızı atın onlar kısaltıyor. Kadınlar pantolon giysin erkeklere benzemesin. Şunu yapın bunlara benzemeyin. Bunları yapın onlar gibi olmayın gibi yüzlerce hadis var. Ama yani benim hayatımda bunlardan başka olan ne var? Sizin... Ne yapalım göremiyorsanız Allah göstersin diyelim. Yani sana görünmek için özel numaralar yapacak halimiz de yok. Ne yapalım artık? Değil yani Allah için evet. Benliğimizi sorguya çekmek... Ne yapayım şimdi hu mu çekeyim yani? Yok kıyamete kadar yaşasam öyle haf puf yapmam ben yani. Bunu İslam'da olduğuna inanmıyorum da onun için yapmam. Allah'tan, evet. Allah'tan yani zevk almak, Allah'ı sevmekte... Ya nasıl zevk alınır arkadaşım? Onun emirlerini yaparak zevk alınır. Başka türlü nasıl zevk alınır? Yani sana sarılınca bana sıcaklık geliyor. Allah'a sarılamazsın ki onun sıcaklığı sana gelsin. Nasıl olur bu? Bir de ileri gitmek mümkün işte. Şu din, sizin anlattığınız din beni korkutuyor. Ben Allah'ı her gün biraz daha seviyorum. Onun hasretini çekemiyorsam, benim kalbimde ışık yanmıyorsa, ha ben sarılmadığım bir şeyim. Nasıl ışık yanacak arkadaşım? Böyle afaki şeyler söylemeyin ya. Elle tutulmaz, gözle görülmez. Nasıl bir ışık yanacak? Yani bu... Tamam, ben de aşık değilim de seviyorum. Aşk adamın gözünü kör eder. Allah bununun kendini severken gözünün kör olmasını istemiyor. Onu daha aydın görür, daha farklı. Hiç Kur'an'da aşk kelimesi yok. Mübarek, ya, niye böyle yapıyorsunuz? Diyor, ben herkesten fazla seveyim diye. Fazla sevmek demek, gözü kör sevmek demek yok, değil. Aşk ayrı. Aşk, Allah'a yok. Sevmesi ileri adım atmak. Yok arkadaş, yok. Var, ben... Lügatlara bak. Lügatlarda aşk böyle tarif ediliyor. Aşık. Aşık olduğunun, maşukunun hiçbir şeyini eksik görmez. Allah'ın hiçbir şeyini eksik görmemek... Dikkat et ama gözümüzün körlüğünden eksik görmüyor değiliz. Gözümü dokuz açtığım halde eksik bulamıyorum. Allah böyle bulayım istiyor kendimi. Düşündüğüm için eksik bulamayayım istiyor. Yoksa gözümü kapatarak sen tamsın böyle iste... Allah'ta hiçbir eksik görmemek. Onun her gönderdiği vahye... Evet. Neyse yani özetle anladığım İslam size metalik mi geliyor? Bana öyle gelmiyor yani ne yapalım? Öyle gelsin size. Efendim buyurun. Şimdi burada bir sahne var. Öyle bir şey yap. Buyurun. Buyurun. Bundan sonra bir soru daha sorabilirim. Estağfurullah ben size bağlıyız yani siz kovdurmayalım kendimizi. Evet. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdiye kadar Kur'an'daki İslam'ı anlatmaya çalıştınız ama öyle bir şey oldu ki hep hadis, peygamber, mezhepler filan ne böyle bir yuvarlak içerisinde şeyler anlatıldı. Oysa Kur'an'daki İslam'da bütünleşme, yardımlaşma, destekleşme ve dayanışma var. Buradan faydalanarak hani diyorum ki bugün Türkiye'de insanlar olarak genelde, bilmiyorum yabancı var mı? Türkiye'nin doğusunda Müslümanlara büyük bir zulüm işlenmekte. Gerek TC tarafından, gerek PKK tarafından. Ve siz derginizde kesinlikle bu konuya hiç girmiyorsunuz. Oradaki Müslümanlarla hiçbir dayanışma ben okuyunca göremiyorum. Yani bu bir eksiklik değil midir? Ben acizane insan bana vahiy geldi. Ben de yanılabilirim ama kanaatim o ki ben Türkiye'de Müslümanların Türkiye sınırları içerisinde düşünürsek, dünyada yaşayan Müslümanların, Filipinler'dekinin, Fas'takinin, Mısır'dakinin, Türkiye'dekinin, Filistin'dekinin veya Diyarbakır'dakinin
ana sorununun İslam'dan uzaklaşmaktan kaynaklanmak olduğu kanısındayım. Türkünün, Kürdünün, Abazasının, Çerkezinin, herkesin, Arabının, Arnavutunun. Onun için bu temelden o konuyu soyutlayıp başkalarının gündemimize soktuğu şekliyle konuları değerlendirmeyi de İslami bulmuyor. Bilakis içinde yaşadığımız ortamdan etkilenmek, o rüzgarların bizi hapşırtması şeklinde değerlendiriyor. Ben şu kanaatteyim. Türkiye'de yaşıyor muyuz? Evet. Bize vacip olan Türkiye'de Allah'ın hükümleriyle hükmedilmesi için önce nefislerimizi değiştirmek, nefislerimizdekileri, sonra da toplumun halinin değişmesi için Müslümanım diyen an asıl Kürt müdür, Çerkez midir, Abaza mıdır, Türk müdür, Arap mıdır? Bakmadan Müslümanım diyorum, evet, bize bu lazım. Gerisi Türk oluşu, Kürt oluşu lazım değil. Çünkü onları biz seçmedik kendimiz için ama İslam olmayı biz seçtik. Seçimimizden sorumluyuz. Müslüman olarak bu rejimi değiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Ama Allah-u Teala ne gösterdiyse onu göreceğiz. Bizim arzu ettiğimizi görecek de değiliz. Yani Türkiye'de zulmü yalnız Kürtler de görmüyor. Bu rejim kendinden olan, kendine hizmet veren Kürt'ü baş tacı ediyor. Hiç yerlere değdirmiyor. Türk'ü eğer öyle yapmıyorsa, Türk devletiyim demesine rağmen feleğini şaşırtıyor. Ben Kürt'üm, 32 Türk'üm. 32 senedir bu devletin elinden yakamı kurtaramıyorum. Kamuran İnan Kürt, 32 senedir bir yıkat senedir kedi gibi dokuz bacağının üstüne düşüyor. Askeri rejimde de, sivilinde de. CHP zamanında da, CHP zamanında da. Mesele Kürtlük meselesi değil. Kim rejime uşaklık ediyor, rejimin başının üstünde. Kim rejime karşı çıkıyor, ayağının altında. Bunu hiç şaşırtmaya lüzum yok. Yani Kürtler mürüvvetini görmedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin zaten görülecek ne mürüvveti var da. Türkler göre göre mürüvvetinden paşa mı oldular Allah aşkına? Diyarbakır geri kalmış da Kırşehir kalkına kalkına aya mı değmiş? Yozgat aya mı değmiş? Yok yani. Bunlar yüzeysel şey. Asıl bizim sorunumuz İslam'dan uzak kalmak. Mesele bu. Müslüman olarak hiç Kürt'üm Türk'üm bakmıyor. Müslüman mısın? Evet. Bitti. Müslüman olarak meseleye bakalım ve rejimin üstünü hep birlikte kale kapısına böyle koç başıyla vurur gibi. O zaman vurduğumuz yerden gümbür gümbür ses çıkaralım. Böyle kimimiz Türklüğümüz adına yola çıkarsak 12 Eylül öncesinin mülkücüleri gibi. Kimimiz bilmem PKK adına, Kürtlüğümüz adına yola çıkmamız bilmem, o zaman وَلَا تَفَرَّقُوا olmuşuk diyor zaten. Olacağımız da bu. Benim kanaatim bu. Bitsin artık Rüştü Bey de kovdurmayalım kendimizi ha. Efendim. Efendim ben Rabbimiz Tebarek ve Teala Bakara suresinde ve Ali İmran suresinde şöyle buyuruyor. Kema arsalna fikum rasulen minkum yetlu aleykum ayatina. Diyor biz sizin aranızdan size Allah'ın ayetlerini okuyacak. Yani sizi Allah'ın ayetleriyle uyarıp korkutacak. Ve yüzekkikum ve bir de sizi arıtacak. Sizi arıtacak. Sizi arıtacak. Ama neyle? Yine o Kur'an. Sizi vahiy ile arıtacak. Ve yuallimukumul kitabe vel hikmete. Ve size kitabı talim edecek. Hikmeti öğretecek. Yani size sünneti öğretecek. Ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Ve size bilmediklerinizi bildirecek. Aranızdan biz peygamberler gönderdik. Şimdi peygamberlerin dört tane burada zikrediliyor. Bir, gittikleri yerde insanları Allah'ın ayetleriyle uyarıp korkutmaları. Yani insanları Allah'ın ayetleriyle korkutmaları. İki olarak eğer karşılarında arınması gereken bir topluluk varsa öyle değil mi? Ama neyle? O vahiyle. Vahiyle arınacaktır. Kafaları, yürekleri arınacaktır. Amelleri, davranışlar, evet. Düşünceleri. İslam'ın biz tanımında diyoruz ki İslam bir özgürlük hareketidir. Bir kurtuluş hareketidir diyoruz. Ve içten ve dıştan teslim oluştur diyoruz. Bu konuda mesela ashab-ı ikram bizatihi Allah Resulü'nün terbiyesi altından geçtiğinden dolayı bu konuda örnek olabilecek bir arınmayı bize göstermişlerdir. Hem beyinleri arınmıştır, hem yürekleri arınmıştır. Beyin ve yüreğin arınmasıyla ortaya bizim örnek, özlemini çektiğimiz kişilikler. Örnek bir toplum meydana gelmiştir. Bugün şimdi bizim bir kere içten ve dıştan Allah'a teslim olmamız gerekiyor. Ve eğer bizim bilgisizliğini çektiğimiz bazı hususlar varsa kitabı ve hikmeti öğrenmemiz gerekiyor.
ve toplumlara giden insanların da Allah Resulü'nün bugünkü yerini tutan, onun davetisini yüklenen insanların da insanları kendileriyle karşı karşıya değil de bizzat direktmen Allah'ın ayetleriyle, yani kitapla karşı karşıya getirmeleri gerekiyor. Ve bir şey öğretmeleri gerekiyorsa, insanların vicdanlarına girmek, yüreklerine girmek istiyorlarsa, yüreklerine yoğunmak istiyorlarsa Allah'ın ayetleri getirmeleri gerekiyor. Ve orada hikmeti, yani sünneti öğretmeleri gerekiyor. Ha, sünnet konusunda ben şey yapacağım. Mutlaka bir beyan edici olması gerekiyor. Yani insanların içini ve dışını dengeye sokacak, hem iç dünyaların hem dış dünyalardaki tuzaklardan, köleliklerden kurtaracak bir yol, metot gerekiyor. Bu konuda Allah Resulü'nde bizim için güzel örneklerin olduğu şey yapılıyor. Yani ruhların arınmasında, beyinlerin arınmasında. Bu konuda acaba Allah Resulü'nün bize bıraktığı çok ciddi anlamda bir miras yok mu? Yani bizim Almanya'ya gittiğimiz zaman veya başka bir yere gittiğimiz zaman, özellikle ruhsuzluğun, kopruğun olduğu, insanların yavaş yavaş mekanikleştikleri, ruhsuzlaştıkları bir dünyada, o insanların hem beyinlerine hem ruhlarına, yani vicdanları ve kafalarını aynı anda harekete geçecek, hiç Allah'ın kitabında, Allah Resulü'nün sünnetinde bizim için, yani daha İslam'la yeni yeni kaynaşmış, yeni yeni tanışmış olan insanlara verecek bir şeyimiz yok mu acaba diye soracak. Estağfurullah. Şimdi ben dikkat edersek, mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize hangi haliyle usvetül hasene olarak gösterilmiş? Kur'an'da toplam olarak söylüyor. Değil mi? Yani genel bir ifade kullanıyor. Ama biz biraz özelleştirelim. Örneğin Kur'an'daki akimus salat. Resulü onun dinini bize açıklayan olduğuna göre nasıl sala ikame edilir, sen et, biz de sana bakarak edelim diyeceğiz. Normali bu değil mi? Ha. Onun kıldığı gibi namazı kılıyor olmak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmak demektir. O insanlara nasıl hiçbir şeyi yoksa bile güler yüzle de olsa muamele etmenin tasadduk olduğu düşüncesiyle hareket ediyor ve güzel davranıyor idiyse, biz de Almanya'da olalım, Ağrı'da olalım. Böyle yapıyorsak işte onun mirasını şahsımızda yaşatıyoruz demektir. O bütün münkerattan uzak duruyor idiyse, ki duruyordu, bu haliyle bize örnek gösterilmişti. Biz de Türkiye'de olalım, Almanya'da, İsviçre'de veya Fransa'da olalım, haram edilen şeylerden uzak duruyor, farz edilen şeyleri yerine getiriyorsak, komşu hukukuna riayet ediyorsak, ki o da ediyordu, yetimin veya yetim olmayanın malına haksız yere el uzatmıyorsak, işte onun sünnetini, yani Kur'an'ı biz de ahlak edinmişiz, biz de taşıyoruz demektir. Bunun için Mekke'de bulunmamız, Medine'de yaşıyor olmamız gerekmiyor. Almanya'da da olsak sünnet yaşar. Yani onun için iklim yoktur. Her iklimde yaşar kitap ve sünnet. Eğer yaşamayacak yalnız tropikal iklim bitkisi gibi, muz gibi, bilmem ne gibi, Almanya'da muz yetişir mi? Yırt kendini, yetiştiremezsin. Ama sünnet bitkisi her yerde yetişir. Kitap bitkisi her yerde yeşil kalır. Nerede kurur biliyor musun? Mekke'de de olsa kurur. Şöyle kurur. Ahlak edinmezsen kurur. Kitapta kalır. İşte iki kilo odun olarak kalır. Kitaplar odundan yapılmıyor mu? Ama şahsına geçirdin, yaşam biçimi haline getirdin mi, buz gibi Moskova'nın soğuğunda da yemyeşil bir kişilik, bir şahsiyet olarak yaşar. Afrika'nın çölünde de kurumaz, yaşar. Elbette, yani peygamberin en büyük mirası da ahlak edindiği Kur'an'ı yaşıyor oluşudan meydana gelen kişiliğiydi. Bunun içinde önemli olanlar Kur'an'dan esinlenilenler, yoksa Kur'an'dan haberi yokken deveye biniyor oluşu değil. Çünkü ha deveye bin, ha arabaya bin. Önemli değil ki bu. Yani bunun Kur'an'dan esinlenilen bir iş olmadığını biliyoruz. O da biliyordu. Eliyle yemek yemenin veya çatalla yemenin farkı, ama yemek yerken kendi önünden yemenin, kanaatkar davranmanın, başkasının hukukuna el uzatmamanın, terbiyeli bir şekilde yemenin, ağzını yüzünü bulaşık edip başkalarını, ağzını yüzünü gören başkalarının midesini bulandırmamanın sünnet olduğunu biliyoruz. Yoksa ya kabak yemenin değilsen kabağı seversin, öbürü de patlıcanı sever. Ne var ki bunda? Anlatabiliyor muyum? Böyle basit şeylerle boğuluyor sünnet. Öyle değil. Kur'an'a ahlak edinmek basit değil.
bunlar değil. Yani burada elle yiyen kimse yani yemek yiyen... Biliyorum böyle diyenler bile hiçbirisi elle yemiyor canım. Herkes kaşık çatarla yiyor, lafını ediyorlar yani onu biliyoruz. Daha ziyade yani pratiğimizle ilgili. Yani yapabileceğimiz şeyleri konuşmamız daha sağlıklı olmaz mı? Elbette. Zaten insanlar Kur'an'ın da deyimiyle yapamayacağınız şeyleri neden söyleyip duruyorsunuz demiyor mu Allah-u Teala? Öyleyse yani biz mesela Allah biliyor yani hiç kimseye kendimden bahsetmek hoşuma giden bir şey olmadı bu yıla kadar ama gücümün yettiği kadar ev sohbetlerinden tutunuz ağır ceza mahkemelerindeki ifadelerime kadar. Efendim böyle konferanslardan tutunuz devlet güvenlik mahkemelerinde yargılandığım sıradaki ifadelerime kadar burada ne söylemişsem filanın evinde ne söylüyorsam oralarda da aynı şeyi söyledim. Ta 1967'de yani daha çoğunuzun 1-2 yaşında çocuk belki doğmadığı yılda bile Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ankara'da 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ben bu küfür rejimini yıkmak ve yerine bütün Müslümanların Allah'ın hükümleriyle hükmedildiği İslam devleti kurmak için çalışıyorum. 100 yıla mahkum etseniz bunun için çalışmaya devam edeceğim demişim. Ve kararımda hükümdeki elimde bir nüshası hala duruyor. Tasdikli mahkeme kararı yazıyor bunlar. Vazgeçmedim de Allah biliyor. Aradan çeyrek asır geçti ama ben geçmedim. Ben hala aynı işi yapıyorum. Ölene kadar da böyle arkadaşlara yarı şaka yarı ciddi diyorum. Vallahi ben ne yapıyorsun abi diyorum. Sürekli Müslümanlık suçu işliyorum. Cebrail geldiği zaman bana Azrail tam cürmü meşhut halinde Müslümanlık suçu işlerken beni yakalasın. Başka yani o suçüstü yakalanayım istiyorum yani. Hani onlara bu şakayla da bir şeyler anlatmak istiyorum ki sakın ondan vazgeçmeyin. Sakın onu ihmal etmeyin. Allah biliyor hayatım hep böyle geçti, böyle de geçiyor. Gücümün yettiği kadar bana vahiy gelmiyor. Beni tasdikleyen, doğrulayan bir haber de yok. Anladığım, akliyetimin yettiği kadarıyla doğru olduğuna inandığım şeyi yapıyorum. Ve hiç insanları razı etmeyi düşünmedim hiçbir zaman. Bu yüzden de severim epey az. Şu güceniyor, bu güceniyor. Ben diyorum ki Allah gücenmesin. Onu gücendirmemeye dikkat edeyim. Ali gücenirmiş, böyle gücenirmiş, şu severmiş. Bunlar önemli değil. O karşısında imtihana çekileceğimizin gücenip gücenmemesi önemli. İsterseniz burada şey yapalım. Kusura bakmayın. Herkese çok teşekkür ederim. Lütfedip dinlemek zahmetinde bulundunuz. Allah razı olsun.